Yayın parası 8 lira da o. Ha, tamam. Bak bak hemen yatıyor paranın üstüne. Esaycığım. Daha çok Big Bro! Daha çok! Efendim. Kaçıncı bölümdeyiz tatlı kuşum? Hemen söylüyorum bir dakika. Peki. 53. bölüm 3.40. 53. Evet, bölüm. peki. Ya Efe, sen nasıl oldun biliyorsun kanka. Bak bu ben bu enerjiyi nasıl yakaladım biliyor musun? 3 gündür öküz gibi uyuyorum. Herkes bir şeyler yapıyor. İşte Efeler içeride müzik falan ben uyuyorum. Ya. Efeler oyun oynuyor ben uyuyorum. Onlar bir şey işte yemek yiyorlar ben uyuyorum. Uyuya uyuya dinlene dinlene hallettim her Ya şeyi. garım balım peteğim. Ay ya erkek ya. Asiktir şu Efendim an bir anda geldi. Bundan sonra kullanacağım bunu. Sesim de böyle detone falan oluyorum ya. Bugün ne kadar canım. iltifat falan. Hasta olunca insan var ya yemin ediyorum sağlık ne kadar önemli bir şey ya. Hasta olunca insan böyle çevresine bir sevgi saçası geliyor insanın ha. Evet, ben de sevgi saçtım size kanka. Evet gerçekten. Garın tişört çok güzel ya. Nasıl yani? Yakışmış Tişörtün çok kardeşime. güzel. Kolu değil Sen mi? Ben onun kolunu çok seviyorum. Evet, evet kolu evet çok sen güzel. hissediyorsun herhalde. Bundan bende var. Ama bunu Efe'den giydim geldim. Mesela. Ya işte. Ama Efe'de de tişörtümü bıraktım şimdi kardeşim. Hayırlı günlerde giy. Kanka seninki bana olmuyor genelde ama canın sağ olsun ya. Eyvallah. Eyvallah. Ne yapalım kanka? Bizim işte vücudumuz küçük ama içinde taşıdığımız yürek Bir büyük. şey söyleyeceğim. Kahpe İlkan nerede? İkkan bugün çok çalışmış, inanılmaz yorulmuş. O yüzden gelemeyecek maalesef. Vay be biz 7'de şey yapalım. Kalkalım. 12'den Ama itibaren. çalışıyor çocuk. Ulan biz ne Biz de yaptık? şeye 5 rolli. Emekçi. Evet, buldum kelimeyi. Emekçi. Neyse uzaksın bu konulara be. Şimdi kim giriş yapacak? Vallahi bir deneyelim bence. İlkan gelince Esra sayı sende. yaparız. Sende Esra. Esra'da Efe mı? İşte bağıramam ya. yayın nerede bir yayını? Boğazım ağrıyor. Esra sende. Chat hadi be yapar Esra be. Kırmaz sizi. Yayın ver la. Yapmayacak mısın Esra? Yok Tamam yok. ben yapacağım Eğitim ver. medya Yayın ver. alalım, o yapar Akyaka, Çeşme, Bodrum, ya. Urla ve daha 80 tatil beldesinde tatil yapan yayıncı Tamam sen yap Efo'yu bak sen kaçır izledi. yapabiliyorsun. Kanka benim boğazım çok kötü. Senin boğazın bana Benimki göre de daha çok iyi. kötü. Kanka sen de. Bu bölümle birazcık ağır bir bölüm. Allah Allah. Daha ağır eleman gecesini yeni bitirdik. Eleman Sen daha hiç gecesi. şey görmedin bu arada. Daha eleman gecesini yeni bitirdik. Ha. Efe, Güzel çok ağır bir bölüm artık. hatırlayacaksın. Çağla aramıza veda etmişti. Funda da buna çok şaşırmıştı zaten. Funda kendi eleneceğini düşünüyordu ama bir anda Çağla gitti. Öncelikle bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çağla'ya yapılan bir haksızlık var. Son saniyede bir onur barışması. Yani Onur'un orada yaptığı hareket o kadar sus, kapa çeneni bilmem nelerden sonra bence hiçbir şekilde ayıbını örtecek bir hareket değildi. Ama Çağla'nın gidişinde işte Çağla gene yani Onur seni seviyorum, sen de beni seviyorsun dedi. Yani Çağla'ya kendini affettirdi de bu çete kendini affettiremez diye düşünüyorum. Affettiremez Çok abi. büyük bir hamle yapması lazım Hatta bence. Çağla'nın da ben Onur'u affetmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Öyle gider ayak. Arkadaşlar yüzüm parlıyor. Sebebi şu an bu ekran beyaz ya. O benim yüzüme vuruyor. Şimdi değişince yüzüm düzelecek. Şimdi garım bir söz Teşekkürler, vardır. teşekkür. Bu arada Alizeciğim gelmiş. Flüt çalar kız Kademi Bille. 5. ayını kutlamış. Seha demiş. Asya hoş geldin canım. Çok teşekkürler. Ne diyeceğim sana gar? Bak şimdi. Evet. Kör ölünce badem gözlü olur diye bir laf vardır bilir misin? Bilirim efendim. Heh. O muhabbet yani. Hani Çağla elendi gidiyor. Ulan Çağla bu evde dursaydı barışmayacaktınız zaten yani. Çağla elendi gidiyor. Gidiyor. Tabii canım hadi görüşürüz. Sarılalım şey yapalım. Asıl önemli olan oradayken değerini bilmek insanın. Yanındayken değerini bilmek. Yoksa Evet. gittikten sonra herkes özlenir gar. Aga Evet. be. Böyle de güzel bir yaklaşımda bulunmak istedim. O zaman Allah yanımızdan tuvalete gittiğinde bile tuvaletten gelene kadar özletecek insanlar nasip etsin çevremize. İnşallah, o inşallah. da abartı. Allah O nasip etme abartı. Ben be. o aşk seviyesini, sevgi seviyesini kaldıramam. Dua Bu mı bu? chat size şey yaptım. Tükürdüm gelir artık duam size. Kanka tükürme sen de iyiydi de. Giriş yapacak mısın gar?
Oğlum anneannem öyle yapıyor bizim benim. Kanka sen Dua hastasın ya, o okuyor, kötü yüzden dedim. tükürüyor. Hastasın ya, Ha anneannem anladım hasta abi. değil. Hadi. İyi akşamlar Efe Uygaç izleyicileri. Selamlar herkese. Efe yayın donuyor. Yayın mı donuyor? Evet yayın donuyor. Bir daha ver baştan. Tamam devam et. Ha. Ya Hollanda Muğla Akyaka. Kanka bir saniye, saçımın şurası sürekli ne yaparsam yapayım havada kalıyor. Ya birader bak benim arkada rampam var bak. Boynuzum var gibi amına koyayım, bir tane şunu bir halledeyim. Rampam var benim burada. Takılmayacaksın, korkmayacaksın abi. Otoflex rampa. Tamam, pardon kanka, çok özür dilerim böldüğüm için. Hadi bakalım. İspanya, Hollanda, Almanya, Muğla Akyaka, Çeşme, Bodrum ve Hüseyin'in katıldığı 3000 metrekarelik bir alanda 100 gün sürecek olan ve Efe Uygaç kanalında tekrar bitireceğimiz bu güzel yarışmaya Big Brother Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz. İyiydi. Eyvallah. Tek de yaptım. Yani. Harbi gelişir ha. Gel, gayet gelişir abi. O zaman direkt 3.41'e alıyorum. Muhabbeti de başlatıyorum Gartik. Karneden Masumlar Apartmanı Esat'a benziyor. Arkadaşlar bir tane daha çıkartmayalım. O kim? Asiktir. Lütfen bir tane daha çıkmasın. Ben birilerine benzemekten sıkıldım. Ay ananı sikeyim ya. Masumlar Apartmanı Gart. Yıldırma amına koyayım. Salak ya. Aklım daldı ya. Aklım daldı. Ya alakam yok kanka, kapat. Alakam yokmuş. Bilimden. Salak. Masumlar Apartmanı'na başlamıyor muyuz yayında? Gar bu arada bir çıtırda hani andırıyor diyebiliriz. Yok kanka, alakam yok. Emre bence de alakan yok. Çok alakasız ikisiniz. Andırıyor. Yok, alakam yok. Andırıyor. Hayır ben eşsizim. Bu adam Rain Man'e benziyor mu? Teşekkürler arkadaşlar falan. Tek benzerlikleri da. İkisi de erkek. Bitrate mi düşük, benim internet senin internet sorunu. Bir şey diyeceğim. Hemen Fenerbahçe'de Bekir diye bir tane Bekir diye stoper vardı. Hatırlıyor musun? Bekir İrtegün. Hah, ona benziyor biraz. Unutulur mu be Bekir İrtegün? Benim buramda sivilce mi çıktı? Az siktir evet. Oğlum sen niye dış görünüşüne bu kadar takıldın ya? Kanka hastayım ya. Sürekli çok kötü görünüyormuşum gibi hissediyorum. Hastayken öyle hisseder ya insan. Bu arada ben hastayken çok kötü görünüyorum. Yo gayet güzelsin. Tamam. Başlıyoruz. Tamam başlıyoruz. Sana hastayım. Anladım. Nasıl? Az siktir. Tamam go. Altıncı haftanın finalinde Çağla'nın vedasıyla Big Brother evi artık 10 kişi. Delikanlı kızdı. Sahtekar ölmüş. Çağla'nın evden ayrılıp Funda'nın elenmekten kurtulması. Sahtekar diye Seda'ya mı diyor? Evet. Yoksa Gökçen'e mi diyor? Aa. Seda'ya diyor. Seda'ya çok kuruldu aga. En evet. Fazla sevinen isim şüphesiz ki Seda oldu. Allah'ım bana şükürler oldu. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu alttaki açıklama da biraz kötü. Nasıl yani? Neden kötü? Seda Çağla'nın gidişiyle sevincinden gözyaşı döktü. Aslında. Yani kalışıyla desek. Evet. Evet. Şimdi bardağın dolu tarafını görmek vardır ya Gar. Evet kardeşim. Burada bardağa boş tarafından bakılan bir açıklama var. Evet. Bak Sinan da mutlu ha Efe. Sinan da mutlu. Çok kankası sayı. Geri geldi çünkü. Çok sayı ama çok sayı. Sağlık ekipleri. Seda'ya müdahale edin. Biliyordum. Bak Funda'nın kalışına da ekstrem mutlu bu arada.
Seda göz yak. Kakanda bunu da şöyle yapsa peki. Skylight Pro bu arada demiş ki abi yayın açmanı bekliyordum. Babam yoğun bakımda, herkesin duasını bekliyorum demiş. Kardeşim dualarımız sizinle, inşallah hiç bir sorun olmadan çıkar oradan. Sen de umarım bizim yayını izleyerek bizle beraber biraz olsun o durumdan uzaklaşabiliyorsundur. Çok geçmiş olsun kardeşim. Çok geçmiş olsun. Chat'in de duaları seninledir diye düşünüyorum. Çok geçmiş olsun can kardeşim. Yaşlarına hakim olmakta zorlanırken ailesinden gelen mektubu yok eden Çağla'ya olan öfkesi dinmedi. Ben burada hiç tereddüt etmeden Seda'nınkini yok etmek istiyorum tabii ki. Gurur yüzü ifadesi. Ne oldu bir tanesi? Bu arada bu da sert bir söylemdi. Lüzumsuzdu. Şunu da diyebilirdi. Ben de Seda'nınkini yok etmek istiyorum. Veya mecburen Seda'nınkini yok ediyorum. Mesela. Gibi. Yani Sinan'a böyle bir şeyi asla yapamam. Çünkü işin içine burada aile giriyor ya. Gerek yok yani. Benim de mektubumu okumadım de babam. Allah vicdan merhameti kimsenin almasın. Bu kadar kin, bu kadar nefret. Yani bir tane sorum var kanka. Sor abi. Şimdi Sinan'ınkini yırtsaydı, Sinan da aynı şeyi yapsaydı veya başka birininkini yırtsaydı, o da aynı şeyi yapsaydı. Şimdi ne yapsın Çağla? Birininkini söylemek zorunda, birininkini yok etmek zorunda. Ya bunu da Seda, tabii ki arası kötü olduğundan dolayı Seda'dan dolayı kullandı. Bu Çağla'yı merhametsiz mi yapıyor? Hayır, bu Çağla'yı merhametsiz yapmıyor. Ben de tabii ki Seda'nın mektubunu yok edeceğim demesi merhametsiz yapıyor. Üslup var, üslup var abi. Anladın mı? Eyvallah. Teşekkürler Survivor Hasan. Üslup. Prenses Perfinya da burada. Bunda ya dedim ya. Dur bakıyorum. Merak etme. Az siktir ya. Prenses Perfinya nereden geldi aklıma ya? Oğlum o kadar eski bir dizi ki. Sen bunu hastayken yayın aç. Allah hasta etmesin kardeşim. Amin kardeşim, sağ ol. Bizi görenler var. Hepsine Allah razı olsun. O gönderdikleri için. Oyna oyna. Oyna. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşları Big Brother evine veda eden Çağla'yı kolay unutacağı benzemiyordu. Allah'tan sen vardın. En azından bir inandırıcı biri vardı yanında. Sen halkı. Çok... Ev halkı Çağla'yı unutmayacak. Üzüldüm. Şok bir açıklama. Tek bir sevindiğim nokta var. Tek. Mektubu da okundu. Kız. Akyüzü de çıktı buradan. Akyüzü de çıktı. Bir de şey abi beni üzdü. Hani kızlardan espri kaldıranlardan yok abi, biliyor musun? Aynen. Hani her türlü kaldırıyordu espri. Şimdi başka önlere çekenler de var biliyorsun. Bir şey yapıyorsun başka bir yerden. Ona ne desem diyorum ki kıza, seni nasıl incelemeli? Erkek gibisin Yusuf diyorum. Hiçbir şey demiyor ya. Burada bir kıza desem var ya abi, olay çıkar. Aynen. Bravo ya Hüseyin abi. Yani. Gerçekten. Bir insanın iyilik ölçütü böyle mi ölçülmedi yani? Bir dinler misin Emre? Bir şey yapıyorsun başka bir yerden. Ona ne diyorum ki kıza, seni nasıl incelemeli? Erkek gibisin Yusuf diyorum. Hiçbir şey demiyor ya. Burada bir kıza desem var ya abi, olay çıkar. Aynen öyle. Tencere tava valla kafamızı yeriz ha. Aynen. Çağla harbiden çok delikanlı bir kızmışsın. Helal olsun sana. Espri yeteneği -500. Gerçekten çok üzüldüm. Bana demiştin ya sen. Gidersem çok üzüleceksin. Harbiden doğru dedin. Cansın sen. Harbiden içim ciğerimden üzüldüm yani. Neyse abi, dışarıda kimlerle olacağımızı... Ağlasana hoy. Ev halkı Seda'nın daha önceki bayılmalarının gerçek olmadığını düşünüyor ve bu yüzden Seda'yı numara yapmakla suçluyordu. Bu durum akıllara başka soru işaretlerini de getirdi. Tuğra neden elendi biliyor musun? Seda yüzünden elendi. Hakkını yedi o kızın. Onu yapmasaydı ne yaptı ki, sen gelmiş şeyini açmış. Konuş o zaman. Korktu o da. Ama yalan yapmış. Yalan yaptı. Onu yani söylemeye çalıştı değil evet, mi? Aslında onu söyleme. Şimdi... Funda? Biri çete şöyle bir şey yazmış. Kalk ayağa numaracı horoz. Böyle eskiden çocukken falan düşüp sakatlandım numarası yapanlara öyle der miydin sen de?
Yok kanka, bizde öyle bir şey yoktu. Ben bir anda, o yüzden bir şaşırdım yani. Bir anda çocukluğuma döndüm ya. Kalkaya numaracı Horoz'u görünce. Helal kardeşim. Ben önce gece o kızın başına baktım. Gazına baktım, kalbine baktım. Helal gerçekten kardeş. Girmiyorum. Ki bildiğim her halde. Türlü yalan söyleyebilirsin strateji, ama sağlık konusunda yalan gerçekten söylemezsin. Bir de ben inanamıyorum. Niye şimdi onu izleyenler, niye Tuğra'yı, o kızı o hale getirdi bilsinler, yalan yapıyor. Eleme listesinde yine halktan en çok oyu alan Gökçen, evdeki arkadaşlarının kendisini neden dışladığını sorguluyordu. Yok işte Gökçen işte. Ya Gökçen yeter be abi. Dışlıyorlar işte seni. Allah Allah. Sorun çıkartacağım. Bir tık dik başlısın. Olduğun gibi bir insansın. Kameralar oynamıyorsun, o yüzden dışlanıyorsun. Hayır. Böyle. Esoy, acımasız biri değilim. Gökçen'e de bir şey demiyorum. Kötü bir şey demeye çalışmıyorum. Sadece şu. Bu ev halkı Gökçen'i sevmiyor. Ve bu öyle kolay kolay düzelecek bir şey değil. Her hafta, her bölümde en az bir kere Gökçen diyor ki son 20 bölümdür beni niye dışlıyorlar? Aga dışlıyorlar işte. Sen de ona göre bir strateji belirle yani. Bilmem ne filan. Bu evdeki kaç kişi sorun çıkartıyor? Ben hiçbir şekilde onlarla zaten bir daha konuşmam da. Kaç kişi sorun çıkarttı benden daha fazla? Anlatabiliyor muyum? Hani benim bağırıp çağırmamı şey yapıyorlardı. Burada her taraf yıkıldı. Onlar dışlanmıyor. Ben dışlanıyorum. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ne yapmışım yani? Arkalarından mı konuşmuşum? Zaten konuşuyorsam da söylüyorum yüzlerine orada tak tak tak. Ama onlar tak tak tak. Tak 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 tak. Hayır öyle değil. Tak tak tak. Nasıl gör? İşte batı flex yap. Tak tak tak. Evet. Dedikodu yapılmıyor dendiği halde dedikodu yapıyorlar ya. Hatta Arsel orada açık verdi yani işte hani Seda bilmem ne falan hakkında. Konuşulmuş yapılıyor yani herkes hakkında bu dedikodu yapıyorlar yani. Bu dedikodudur. Konuşmak dedikodudur yani. Ben direkt yüzüne söylüyorum insanın. Gökçen'e hayalet lakabını takan Arsel, Hüseyin'e evin son durumuyla ilgili dert yanarken sürpriz bir açıklama yaptı. Gökçen'e takılan hayalet lakabı. Ben bu evin içinde artık Gökçen'i görmüyorum demek mi? Yoksa Gökçen'in sürdüğü inanılmaz... Ne deniyor ona? Concealer. Hayır, concealer. Doğru lan galiba Gart. Chat onaylasın bizi de. Ne concealer ya? Pudra mı? Yoksa Gökçe'nin beyaz ağırlıklı makyajıyla alakalı bir şey mi? Yok kanka, seni görmüyorum artık demek. Korkmayacaksın, süreceğim pudrayı. Evet. Pudra güzel bir şey. Yoksa kokusunu ikisinin aşırı zekice birleştirilmiş bir hali. Ben her sakal tıraşı olduğu da pudra sürdürürüm yüzüme. Behzat Doğu 100 bit yollamış ve demiş ki Gar. Bir şey diyeceğim. Herkes bu kadını dışlarsa, dışlamışken bir de bu durumun üstüne konuşmazsa bu kadın bu evde ne yapacak? Ya işte Queen ne yapıyor oğlum işte yani bak şöyle bir şey var dostum. Adam zaten yani kadın zaten ne yaptı biliyor musun? Herkesle dışlaştı falan sıkıntı oldu ama yani bizim gönlümüzü kazandı. Şu an 2021'de böyle bir toplumun bu kadar yüksek yani IQ'ya sahip bir toplumun şeyini kazanabiliyorsa anladın mı? Beğenisini o zamanlar neler yapmıştır sen düşün yani anladın? Yani ben de haklı buluyorum. Garı bu arada. Teşekkürler dostum. Yaptı. Şu ev artık enerji vermiyor bana ya. Vallahi. Sanki enerjin emiliyor. Aga Arsel sanki bir tık bu evde olmaktan sıkıldı gibi. Artık gerçekten kendi ilk geldiğindeki karakterinin dışına çıkmaya başladı bence. Yani bu zamana kadar sanırım 40. bölüme kadar biz Richie'yi her zaman adam gibi adam. Gerçekten lafının arkasında duran, insanları sahiplenen, kimseyi yarı yolda bırakmayan bir adam olarak biliyorduk ki Richie öyle olmadığının birkaç tane enstantanesini gösterdi. Oyun etkisine çok girdi diyebilir miyiz Gar?
Yani El Presidente Hoy etkisi diyebiliriz, evet. Evet. Bu arada I Purple Girl 100 bit yollamış. Size bir süt ısıtayım mı sıcak sıcak demişler. İnşallah ısıtırsın da içeriz. Boğazımız çok kötü. Gerçekten iyi olurdu mor kız. Isıtmış kadar oldun ama. Evet. Teşekkürler. Sen sütü değil de yüreğimizi ısıttın. Öyle bak bu olay. Az siktir. Devam edelim. Aleyna Uçar Kademi 1 ile ikinci yayını kutlamış. Bak koku alamıyorum, tat alamıyorum. Allah'tan sen varsın da keyif alabiliyorum sevgili Efe Uygaç. İyi yayınlar demiş. Az siktir. Eyvallah. Eyvallah. Hadi buyur. Emilio, yani hemen kişiler kaldı. Gerek yok. Biz buraya niye geldik abi? Makaranın dibine vurmaya, eğlencenin dibine vurmaya değil mi? Oy şey yani diyecek. Yok ben bir milim için geldim. Öyle zaten. Baksana. Oy cevap vermiyor. Bu ne anlatıyor? Ne bırakacak lan adam? Arsene sen de söylediğin kişiye bak. Adam yeni evli buraya gelmiş. Makara taşacak için mi geldi buraya bu adam? Prezidente. Yani? Oy Hüseyin abim. Başkan. Ben sana 500 bin vereceğim. Sen bir rahat da kal be bro. Broski. Makaranın dibine vurmaya, eğlencenin dibine vurmaya değil mi? Yani ya o kız gidecek ya ben... Aynen kardeşim. Ya sanki kanka, kanka 1 milyon, kim 1 milyon isterdeki son soruyu sormuş ve yarışmacıya bakıyormuş gibi bakışı var oyun. Soruyu soruyor ve böyle kalıyor adam. Dibine vurmaya, o kadar ciddiyet niye amına koyayım? Yani ya o kız gidecek ya ben gideceğim abi. Yarın zaten bombayı patlatacağım ben. Az siktir. Ne? Ne yapacağını söyleyeyim ben sana Efe? Ne yapacak? Benle potaya gel diyecek. Nasıl olacak o? Niye oğlum? Benle potaya gel diyecek. Beni yazın diyecek. Aa yarın evet. Yarın eleme listesi oluşacak. Aynen orada verecek bombayı. Asiktir. Sizce ben Ömer'den çay istesem yapar mı? Kanka o artık bir EU medya elemanı olmadığı için yapmayabilir. Esra bu ne kabalık ya. Siber zorba bu kız ya. Yapsın piç ne. Dur isteyeyim bakayım. Ömer bana bir çay yapsana. Çok sağ ol. Selamın aleyküm. Ne oldu? Aleyküm selam, hoş geldin kardeşim. Niye herkes aga diyor? Emre? Bilmiyorum kanka, neydi? Neden aga diyorsunuz? Ben de anlamadım. Oğlum Efe yak atıyorlar. Ya Emre, söyle ne oldu? Aga be gar kanka, yazmışlar. Ben de şöyle döndüm, Ömer bana da bir çay dedim. Ömer'in olmadı aklıma geldi, evde kimse olmadı aklıma geldi. Yalnız oldum aklıma geldi. Ah be oğlum, ulan yavşak. Saçma sapan triplere girme, sana dedim. Bende kal, bende kal. Yine gittin Emre. Yavşak mı? Evet. Sen, partner yayıncıya, canlı yayında... Hakaret mi ettin? Sen de bana geçen yayın gerizekalıymıştın. Doğru. Devam ki. Haftanın finalinde Onur Seda ile yaşadıkları için pişmanlık duyduğunu belirtmişti ve kullanıldığını düşünüyordu. Seda ise hem Onur'un açıklamaları hem de ailesinden gelen mektubu okuyamamış olmanın mutsuzluğu içindeydi. Baba. Baba bir şey söyleyeceğim. Onur şu an niye orada oturuyor? Bir açıklama bekliyor Efe. Ponçiğinden bir açıklama bekliyor. Bakalım Seda'nın açıklamaları Onur'u ikna etmeye yetecek mi? Bunu sana yapacak en son insan benim. Ben senin
kıyafetin yırtılıyor, düğmen kopuyor. Diyorum ki bu çocuk beceremez ya dikmeyi. Aga. Sabah kalkıyorum, tost fazladan yapayım. Diyorum ki bu kendi beceremez kahvaltı yapmayı. Çamaşırlarının peşine düşüyorum. Diyorum ki bu çocuk ne bilsin makineyi çalıştırmayı. Ben... Oh be abi. Strateji peşinde olsam her şeyini derim ki bana ne? İlk var mısın yok musun da elini atar. Seda biz de bilmiyorduk biz de. Ama 14 yaşında yatılı okula bırakıldığımızda hayat bize öğretti bunu Seda. Herkes öğrenecek bunu bir gün. Kimsenin ne çamaşırını yıkamak zorundasın ne yemeğini yapmak zorundasın. Herkes kendi kendine yapsın öğrensin. Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Ben de inanmıyorum artık senin böyle normal ağladığına. Yalancı. Sahtekar. Pırasa yemeği. Evet. Ben de senin aşkına inanmıyordum ilk başta. Ama seninle zaman geçirdikçe, bir hastalandığımda bir nane limon başıma getirince, bir benim için etamda fır dönünce, küstüğümüzde etrafımda oyalandıkça, benim yüzümü güldürmen için gördüğüm şeylerde anladım ki evet bu çocuk bana aşık. Sadece lafta değil. Çünkü ben seninle göz göze geldim zaten. Efe sana ne nane limonlar yaptım be kral. Hiç mi anlamadın aşkı? Ömer de içeride. Ömer de içeride ıhlamur kaynatıyor. Kardeşim. Hissedebiliyorum. Bunu kimse hissedemez. İki kişinin arasındaki hissi. Bu çocuk bana aşık dedim. Aptal ya. Ama bunu da sana karşı olan ilgimi de hissettirdiğimi de biliyorum. Ve sen de bunu biliyorsun. Şimdi kalkıp da Seda bir strateji peşin. Seda da sıfır şive ha bak. Ne demem. Benim burada kalıp kalmam artık umurumda değil. Arkasında duruyorum yine yalancı oluyorum. Ne yapayım? İtiraf etmiyorum, yalancıyım. İtiraf ediyorum, yine yalancıyım. Zamanlaman yanlış. Zamanlama hatam yanlıştı. Bugün geldiğim zaman... Zamanlama hatam yanlıştı. Kafasını çevirdi. Ben bu çocuğu kaybetmek istemiyordum. Ben şeyle, bir de ben dün gece hiç uyumadım. Gerçekten içimde alıp verdim. Konta konuşuyorum, görüyorsun ara ara. Ona sarılır bir şey yapıyorum. Geçtiğimiz haftayı büyük bir neşe içerisinde geçiren... Şive ağlarken aktive olmay demiş bir dostumuz yani chat'teki. Bunun katılıyorum. Evet kar. Bunun ne alakası var bilmiyorum. Biraz ruh sağlığı bozulmuş gibi kontla konuşuyorsa geceleri sessiz. Ama kontta muhabbet edilmeyecek şey mi be? Köpek mi? Doğru diyorsun. Vallahi neler gördü adam abi. Gibi köpek. Neler gördü bu Big Brother evinde o köpek. Ve garip kont. Seda ve Onur'un o güzel anlarından adeta eser kalmamıştı. Seda'yı oldukça soğukkanlı biçimde dinleyen Onur'un tavrında un ekmeği yapmaya gidecek mıydı? Kombini çok iyi. Ben sana kıyamazken, ben sana nasıl strateji yapayım? Bunu da böyle yaptı. Gel bunları baş başa bırakalım. 45 gün daha fazla kalmak için mi? Sen Gökçen'le fotoğraf çektirdin ya. Gökçen ne kadar arkadaşımız olsa kıskandım bir bayan olarak. Sana ne? Söyleme bir gel ya. Ne? Madem hiçbir şey hissetmiyorsun sana ne? Sonra bir yanım dönüp diyor ki sen bu çocuğa karşı bir şey hissediyorsun ki kıskançlık tripleri atıyorsun. Git ne halin varsa gör diyorum. Bir şey hissetmesen bunu yapmazsın ki. Aynen kanka aynen. Bütün herkes Nejat İşler gibi yaşıyor aşkını. Şunu dedim kendime bunu dedim kendime. Döndüm baktım kıskandım. Kendimle bunu verdim alıp verdim uyuyamadım. Boğazına kimse de normal aşık olmuyor ya. Saçı da güzelmiş, başı güzelmiş, çenesi güzelmiş. Konuşayım. O sonradan da beğendim. Hiç kimse böyle aşkı herkes bir çelişkide bir sıkıntıda. Bu ne ya? Normal aşk mı yok birader ya? Allah Allah. Bazen diyorum ki konuş gitsin. Bazen de diyorum ki ne değişecek ki? Sus gitsin. Olmadı da o yanlış bir yerde bir hata yaptım. Ben de yemiyorum. Onur ben senin stratejiyi kurban edecek en son insanım. Gerek yok anladın mı? Soruyorlar bana. Niye çocuk seni öpünce ya da elini dizine koyunca hayır demiyorsun? Diyemiyorum. Çünkü ben bu çocuktan hoşlanıyorum. Git öteye benimle konuşma diyemiyorum. Ama ben bunu diğer kızlara da dedim. Onur değil başka biri bana samimiyet kursa önüme duvar çekerdim dedim. Sürekli Onur'u Seda konusunda uyaran Hüseyin, Seda'nın davranışlarında gördüğü yanlışları yüzüne karşı anlatmaktan çekinmedi. Bu an mı? Benim sana kızmamdaki nokta ne biliyor musun? Kanka bir şey diyeceğim.
Onur'un Joker oluşunu falan mı izliyoruz biz? Bu Onur'un tripleri ne? Abi bundan sonra asla aynı Onur'u karşınızda görmeyeceksiniz açıklaması. Bu ne gelecek. Gözleri falan gidip geliyor kan şöyle falan yapıyor. Bu ne lan? Benim sana kızmamdaki nokta ne biliyor musun? Ben Punisher. The Legend. The Legend. Teşekkürler canım. İlk önce seni bazı konularda tartmıştım. Turan'ın gitmesini niçin biliyor musun? Senin yüzünden oldu. Niye? Ben bir tek benim oyunumla mı gitti abi? Yok, oyunla değil. Senin o gün o fenalaşma olayın. Ama oyunla gitmedi ama. Bir gün öncesiydi abi. Oyunla gitti. Anlarsın. Asiktir Ali Cengiz diyorsun. Aynen öyle. Peki Ali Cengiz oyunları diye bir tabir vardır bilir misin? Bilirim Efe. Burası öğretti bana bunu. Peki hiç Ezel'deki Ezel'i hapse attıranların isimlerinin Ali ve Cengiz olmasına dikkat ettin mi? Aynen öyle. Ciddiyim bu arada. Ben bunu biliyorum, fark ettiğimde yani. Bayağı şaşırmıştım. Biliyorum. Ya. Bunu okumuştum. Tamam. Ezel'le ilgili her şeyi okudum. Senin onu söylerken ki olayı bak yanlış söyledim. Sen yukarıda konuştuğumuzu direkt söyleseydin o iki yüzü demeyecekti. Evet. Anladın mı? Evet. Onu orada, demek istiyorum. Evet. Ha. İki yüzü demeyecekti. Funda seni korumayacaktı. Ondan kavga etmeyecekti. Evet. 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 Sonra ve orada doktor ölçtüğü zaman. Abi bu panik at doktor bak birebir dedi ki. Ama sen panik direkt, atan da yok diyorlar. Hayır panik atan yok diye bir şey diyemez. Şimdi elini vicdanına koy. 6-7 saat kuru bir koltuk üzerinde hiçbir şekilde hareket etmeden bir insan başında kavga da ediyorlar, tartışıyorlar, gülüyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hiçbir şekilde kıpırdamadan. Abi bayılmaların yalan değil diyelim ki. Peki şu hapı içtim, şu iğneden oldum. Şöyle böyle sadece su içirip yollamışlar Seda'yı geri geçen sefer. Onlarla ilgili niye yalan söylersin ki? Bazı psikiyatrlarda bazı hastaların üzerinde boş hap deneyi yapar. Anladın mı? Plasebo etkisi. Olarak, aynen. Psikolojik olarak iyi gelecek mi gelmeyecek mi ona bakar yani. Öyle bir şey de verilmiş olabilir. Asuman Hanım bunu senin içtiğin sadece suydu şeklinde de nitelendirmiş olabilir Efe. Evet. Bir anekdot paylaşayım seninle. Gar. Bir tane Yahudi bir abimiz. Yahudi bir abimiz. Bir tane Kayserili ile karşılaşmış. Yahudi abimizin de elinde bir tane eşek varmış. Tamam mı? Evet. Ondan sonra bu eşek de böyle yani yaşlı ve tökezlemeye başlamış bir eşekmiş. Ondan sonra normalde ederi 40 gayme diyelim. Akçe diyelim. 60 akçeye Kayseri'ye satmış bunu. Sonra Gar köyüne gelmiş Kayserilerin. Demiş ki ulan demiş siz Kayseriler de demiş övünürsünüz demiş ticari zekanızla, alışverişinizle, pazar kuvvetinizle demiş. Ben demiş, marketing bilgileriniz. Ben demiş evet. Sizin köyden bir Kayseriliye demiş 40 akçelik eşeği 60 akçeye sattım demiş. Sonra hemen gitmişler o Kayseriliği bulmuşlar. Hani yüzlerini kara çıkardı ya. Diğer Kayseriler toplanmış bu Yahudi'den bu hikayeyi dinleyince hemen koşmuşlar. O Kayseriliği bulmuşlar. Demişler ki Yahudi abi böyle 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 şeyler anlattı. Bu doğru mu demişler. Adam demiş ki doğru. E demişler onun değeri 60 akçe değil 40 akçe. Ne demiş biliyor musun orada büyük üstad? Kayserili oradaki hikayenin baş Kayserilisi. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Vas siktir demiş. Eğer demiş sahte para vermesek kazıklanıyormuşuz. Buradaki hıssadan hisseyi herkes kendisi çıkartsın. Çünkü yoruma çok açık bir hikaye. Gözümde anlatılan arkadaşlar anlattıkları. Gözümden yaşlar akıyor. Titreme geliyor. Ben 7 arkadaşlar, saat hasta. Boyunca bunu yapabileceksem ben ona gerçekten Oscar ödülü versinler en büyük sinema salonunda oynayayım. Bir de bak en büyük noktaya gelelim. Bak en büyük noktaya gelelim. En büyük sinema salonunda oyna bak. Hiçbir şey yok. Baba ya o tiyatrodur. Ya tiyatrodur o. Tamam mı? Yokken. Bunu hiç şeyler bile oradaki doktorlar zaten söylemiştir ki oradan Asuman'ın böyle söylüyor ve diyor ki sana sağlık kontrolleri yapıldı, onu yapıldı. Yani
hani dil altı verilmemiş hiçbir sağlık problemi yok. Su falan bana içirdiler tamam. Ben. Oha! Oğlum su içirmişler gar. Artık nasıl hastaysa. Hani dil altı verilmemiş hiçbir sağlık problemi yok. Su falan bana içirdiler tamam. Ben. Orada neyse. Çünkü yine kendimde değildim. Ha, neyse. Yoğun bakıma harbi çok yakın. Bir tık alt. Neyse sana şunu söyleyeceğim. Sen aileni babanı seviyorsun ya ağlıyorsun. Değil mi? Niye onları üzüyorsun öyle yaparak? Funda'ya da kızdım. Eğer ki dedim ki Seda'nın bir hatası varsa Seda'ya şöyle bir sarsacaktın. İlk günden beri eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Onur, Seda'nın sözleri karşısında gözyaşlarına engel olamadı. Onur sabahtan beri ağlamak için aynı noktaya bakıyor. Ben de yapardım bunu. Eskiden ben de yapardım. Ben biliyorum bu taktiği. Babam böyle hafiften bana sinirli gibi olunca halıdaki aynı desene gözlerini böyle tam açıp yere doğru bakarsın ki gözlerini tam açtığın gözükmesin. Orada yavaştan hayatımız akar. Hayatımız öyle acılarla geçti ki Efe. Hiç bunun taklidini yapacak vaktimiz olmadı. Yani benim oldu. Kendi adına şey yaparsam. Çoğul konuştun çünkü. Ahbu abi. Evet. Ünlü İngiliz grubu Travis salondan ayrıldı. Peki chat hiç şey yaptınız mı? Banyoya gidip ağlama sesi çıkartıp ha hı falan filan. Gözünüze su sürüp çıktınız mı? Oha kanka. Sen direkt başla warp'a. O neymiş oğlum, kanka? Kim yapıyor onu ya? Ben çok yaptım bunları. Ben hiç yapmadım. Bunu niye yaptın abi? Ne bileyim. Set falan istiyorumdur. Öyle yaptığım bir şey. Tek RP mutlu olma RP'siydi Efe benim çocukluğum. Az siktir be. Az siktir be oğlum. Of 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 of. Af abi. Brother evine veda eden Çağla'nın eşyalarını toplama görevini ise Funda ve Gökçen üstlenmişti. Ne alaka ya? Ah babı. Ah bab. Görüşürüz. Avrupa'yı dizeli tren kadın. Lan. Ya İtin kızım seni sen. Pool'a çağırıyorum. Beach'teyim diyorsun. Yeter amını. Ya gitmişim lan be. Evinin bir dargın bir barışık çifti. İdil yatağında uyumak isteyen Arsel'i kaldırmak isteyince bakın neler. Abi yüzelim diyorum. I just want to fucking a little bit swimming you. Fuck off. Kime diyorum? Ya İdil uyuyorum git diye bir şey yok. Lütfen kalkar mısın? Ya fuck off. Niye bana bunu yapıyorsun şu an? I do what? I do what mı? Aşkım, lütfen. Varsa. İdil, çıkar mısın? Uyuyorum. Çıkmayacağım. Tamam, çıkar mısın? Lütfen, konuşmak istiyorum. Tamam. Ah be abi İdil, ha? Ah be abi. Harbiden chat, ne diyorsunuz şu görüntüye? Konuşan bir şey yok, çıkar mısın? Tamam, ne oldu konuşurken? Tam bir şey yok, evet, hiçbir şey yok. Ne o zaman? Neden bana böyle davranıyorsun? Böyle istiyorum şu anda. Bunu mu hak ediyorum? Tamam şu an böyle istiyorum tamam. Şu an böyle istiyorum ne demek? Şu an beni gerçekten kırıyorsun ve bir sebebi yok. Bro you didn't understand me okay? I got comes and goes sometimes. Bir amacı da bir sebebi de yok tamam mı? Sana bu kadar değer veren bir insanı bunu yapmaya hakkım da yok. İdil bayıl istiyorsan evet, tamam uyuyorum lanet olsun. Gerçekten gelmeyeceğim. Sana seni bu kadar severken, sana bu kadar aşıkken bana böyle davranmaya hakkın yok tamam of mı? Of be edebiyat yapma kızım çık odadan.
Aga, comes and goes, yani gel gitlerim var, anladın mı? Yani eşek vakti, eşref vakti. Yok, saati. Saati. İşte. Bir de ne vardı? Keraat vakti vardı gar. Keraat vakti iki şey arası, vakit namazı, vakit zam arası uyumak herhalde. O muydu? Uyunmuyordu galiba o zaman. Yani uyumak işte kötüdür falan diyorlardı. Lan sen bütün gün uyuyorsun, illa keraat vaktine de gelmiştir sen. İdil'in ağlamaya başlaması Hüseyin'e büyük panik yaşattı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Baba gerçekten Hüseyin abiye gelip. Ne oldu? İdil. İdil. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye üstünü örttün abi? Ne alaka? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi dedik bana ne böyle yapıyor ya? Parsel mi? Ne oldu? Ne oldu? Söyle. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Kıtırcık gel. Gel 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 gel. Gel, gel aramıza gel. Gel canım gel. Benim gel. Gel, 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 ne oldu? Gel, gel, gel. Efe'cim. Gel, gel. Duygusal anlamış ya. Hormonları yükselmiş. Ağlayan bir kadına. Çete bir şey erkeğe yazmış. Ağlayanın üstüne kar yağarmış. Biliyor musun bu lafı? Uyuyanın evet, üstüne. Uyuyanın üstüne kar yağar. Asiktir. Oğlum bugün çok Yasin'e nostaljik bir gün ya. Çok nostaljik bir gün. Kanka sen bir şey diyordun, lafını böldüm. Çok özür diliyorum. Ağlayan bir insanın bu... Bu bölüme ne diyoruz? Ama kolun dış kısmını ısıtmak ona duygusu şey olarak, hormonal olarak iyi geliyormuş. Böyle bir fizyolojik bilgi var. Anladım. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kovdu beni, görmek istemiyormuş yüzümü bir daha. Anlamıyorum. Ne yaptım? Yaptım? Ne yapmışsın? Böyle bir şey demedi ya. Olmadı ya. Git. Böyle hayır, kovmayı geçtim. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum falan dedi mi? Bir şey diyeceğim. Sen dur dur. Sen akıllı bir kızsın. Geleceğim. O bir şey sinirlenmiştir aşkım. Öyle deme. Ne yiyorsun lan? Sünnap. Hüseyin'in bilgece sözlerinden İdil'de nasibini aldı. Bilirim. O yerdi. Bir kere beni sağlıklı dinleyebilecek misin? Abi ne yaptığımı tamam, bilmiyorum. Tamam ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim dur. Bak. Kimi insan vardır bir kere beni dinle ama. Kimi insan vardır. Acısını ağlayarak kadar. Kimi insan vardır. Böyle istemeden sevdiğini kırar. Eleme gecesinde ev halkı ailelerinden gelen mektupları okuma şansına sahip. Bir gün bir sahabe. Etti. Ancak mektupları okuyabilmek için küçük bir oyun oynamaları gerekti. Salona yerleştirilen fanusta bulunan topların içinden mektubu oku ya da mektubu yok et ihtimallerinden hangisinin çıkacağını bilmeden seçimlerini yaptılar. Çıkan sonucun ardından kimin mektubunun kaderine karar vereceklerini de kendileri belirlediler. Şanslı olan isimler ailelerinden gelen mektuplara kavuşurken diğer mektuplar yok edildi. Arsel'in ailesinden gelen mektup da Funda tarafından yok edildi. Gökçe'nin mektubunu okudu diye mi bu? Onu Rezan okumadı mı? Rezan okudu. Evet Rezan okudu onu. Ne alaka? Arsel niye istedi mektubun yok edilmesini? Tribi niye bunu? Kimin? Arsel'in. Anlamadım ki. Anladın mı? Şimdi bugün onun mektubu okunmadı ya. Bir de gerçekten kardeşi az diyoruz, etle tırnak çok önemlidir. Acısını senden çıkarttı ve sen akıllı bir kızsın ve bunu idrak edebilirsin. Anladın mı? Sen yeter ki yapma. Ama bir şey söyleyeceğim artık, benim de bir canım var yeter. Her bir şey yaptığında alttan almaktan bıktım yani. Yapamıyorum ben de. Bir kere ben fenalaşırım, yanıma gelmez. Ben ağlarım, yanıma gelmez. Her anında bir kere arkasında durmamazlık yapmadım. Odada Gökçen'le birbirime girmedim mi geçen gün Arsel'e laf söylüyor diye. Yaptığı sert çıkışlarla bilinen Hüseyin, eleme gecesinin ardından evde esen duygusal rüzgara kendini bırakmıştı. Sen öyle geldin, vallahi içimden bir şey koptu ya. Ben de dedim. Artık şey yapıyorum. Ah be, evin ağır abisi Hüseyin. Artık Demir'in görevini yavaş yavaş üstlenmeye başladı.
O yüzden ben ağlıyormuş belli ki. Şey oldum ya. Abi dediklerini falan duysaydın çok olur. Ne dedin şimdi söyle. Gittim yanına, neyin var konuşalım biraz, kötüsün dedim. Çık git odadan dedim. Emrah'la şakalaştın mı? Yok. Peki. Ne alaka ya? Gar, şunda hemfikir miyiz? İdil direkt Hüseyin'in yanına geldi çünkü Hüseyin'in yönetiminde olan Arsel'le direkt Hüseyin gitsin konuşsun bu kıza niye böyle yapıyorsun diye. Aynen aynen. Bak kız üzülmüş. Ha? Hayırdır hani oğlum. Emrah bazen trip atıyorlar. Yok canım, ya. Onun alakası yok. Emrah'la sarıldım ama o da vardı orada. Yok aklıma başka bir şey gelmiyor hani, dur Türkiye. Emrah sarıldığımda o da vardı, mektubunu yırttım diye üzüldüm sarıldım yani. İdil Arsel'le olan ilişkisini sürdürebilmek için vazgeçtiklerinden bahsetti. Acaba olayın esasını çok merak ettim. Sabah ondan erken uyanıp... Bu arada şundan da nefret ederim. Birisi bana küsse ve sebebini söylemeyip bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok falan yapıyorsa yemin ediyorum kafayı yiyorum. Yemeğini ben hazırlarım. Bak. Yediğim içmediğim her şey benim bir... Bugün Allah, psikolojisi bozuldu. Allah rızası için söyle. Benim poşetimde bir tane bir şey görüyor musun? Hayır. Hepsini Arsel'e verdim. En sevdiğim şeyleri bile o seviyor diye ben sevmiyorum diye ona veriyorum. Sen evet, biliyorsun. Evet evet doğru diyor. En sevdiğim şeyleri o seviyor ben sevmiyorum diye Arsel'e veriyorum. Ben konuşacağım ona, sen merak etme, o seni seviyor. Abi seviyor sen da bak, insan sevdiğini böyle kovmaz tamam. Yani anladın sen mı? Sen olmazsan bir dakika geçelim. Seda'ya ne oldu yine ya? İçlendi içlendi. Ben diyorum ayrılmaz ikili bunlar. Aynen öyle. Sen fevri olma. Sen abi bak, ama her seferinde çok çok insansın. Çok laf söylüyor bana. Bilmiyorum. Her seferinde kırıyor. Bir kavga ediyoruz. Benim için hiçbir anlamın yok diyor. Kavga ediyoruz. Odadan kavuyor. Ben bir kere bile ona cümleyi başta söylüyor. Ben bir kere bile ona böyle cümleler kurmam, kuramam. Anladın mı? Haftanın lideri İdil, Arsel'e karşı gösterdiği özverinin karşılık görmemesinden dertliydi. Ne? Benim Gökçen'le ne derdim var? Bana iyi davranıyor. Kıza ikide bir Arsel lafını duyduğum an saldırıyorum odada herkese ben yani. Yoksa ya ne? Orada koruman normal yani. Beni hayır, de koruyorsun. Hayır normalde de odada seni de koruyorum, Arsel'i de koruyorum aynı şekilde. Ben hak etmiyorum onu. Daha açar mısın? Bu laflarını anladın mı? Odada kimse de yok ha bu arada. Hani erkek var diye kızdı desem bir tek Arsel var odada ki Sinan'a sorup girdim. Odada biri var mı bakar mısın, Arsel'in yanına gideceğim dedim yani. Bakacağım dedim. İdil'in yaşananları Hüseyin ve Seda'ya anlatmayı tercih etmesinin nedeninde bile Arsel'e olan aşkı gizliydi. Gene niye buraya geldim biliyor musun? Birini anlatırım. İçim dolu ya. Ona karşı kullanmasınlar ya. Aynen, öbür gün de sizin yanınıza geldim. Anladın mı? Başkasını anlatmak istemiyorum çünkü Arsel'i. Her durumu soğukkanlılıkla karşılamayı başarabilen Hüseyin, İdil'in ağlamasıyla yaşadığı şoku atlatamadan yeni bir şok daha yaşadı. Şok ne oluyor? Ne şoku geliyor? İkinci bir şok geliyor. Hakaret ediyor abi. Hani çok insan, mu hakaret ettin? İnsan her doğru seferinde yapıyor, sen biliyorsun. Neler diyor bana? Onun şakayla karışık demiyor mu? Ciddi hayır, mi söylüyor abi şimdi yani? Kovdu beni odadan, çık git ciddi, dedi. Ciddi. Evet. Çık git gelme bir daha yanıma dedi. Anladım. Odadan kovdu diyorum ya. Yılbaşında gene ben yukarı çağırdım, liderlik odasını konuştum onu. Her seferinde ben bunu yapıyorum ama benim de canım var yani, anladın mı? Sen de seviyor o zaman. Alakasız. Her seferinde ben bunu yapıyorum ama benim de canım var yani, anladın mı? Sen de seviyor o zaman onları. Evin ağır abisi Hüseyin, iki kızın sorunları arasında kalarak dert babasına dönüştü. Ya bak aşk, sevgi benim için çok zor. Ya dışarı hayatımdaki ilişkilerimde de çok çok zor olan... Bu yumurta gibi çocuğu. Yumurta gibi çocuğu lan bu. Gerçekten ben hoşlanıyorum. Aga bu Hüseyin'le... Ben İdil'in yerinde olsam yarılırdım burada. Ya bu Hüseyin'le, gerçekten bu Hüseyin'le burada oturup bu insanlara laf anlatan Hüseyin'le... Bu evde ikinci eleme gecesinde mi ne? Buranın içinde yaşanan hiçbir şey bana samimi gelmiyor diyen Hüseyin nasıl aynı kişi? Diye sorarlar adama. İdil Arsel için yaptıklarını anlattı. Şimdi sıra Seda'nın Onur için yaptıklarını anlatmasında. İki kızın ortasındaki Hüseyin ise kalabalığın içinde yalnız başına. Sabah kalkıyorum, ona fazladan toz yapayım ki o şimdi beceremez. Bu şey yapıyorum. Sabah kalkıyorum, iki tane tost yapıyorum, diyorum ki o beceremez. Onun dümesi kopuyor, ben onun dümesini gidiyorum dikiyorum. Neden? Çünkü o beceremez diye. O yıkayamaz, dümesini dikiyorum. Çamaşır. Aa dedi, bak. Yine dedi. Şimdi beceremez. Bulaşığı yıkıyorum diyorum, o yıkayamaz, dümesini dikiyorum. Çamaşırını gidiyorum diyorum, var mı kirlin? Hani buradan çıkınca da sonum onu olacak. 40 yıllık rejonlu adamı. Şurada senin düşün, aksanın neden? Gerçekten aşk acısı bu dinliyor ya. Güldür güldürdeki vallahi adama ya kaydı. Ya bir şey söyleyeceğim.
Sana telefon alacağım. Seda gerçekten ne kadar ev hanımısınız testini çözdü ve 100 üzerinden 100 çıktı. Ya bir insanın kendisine aşık olması için koyduğu kriterler çamaşırını yıkaması, düğmesini dikmesi, sabah tost yapması fazladan. Öyle bir şey yok. Vallahi ne razon kaldı. Ya beach'e gittik abi. Alıçatı'dayız. İki tane Long Island geldi. Ben benimkini içmedim. Onun daha çok ihtiyacı var diye. Anladın mı Seda? Dikten sonra bizim abla olacak. Hala çok seviyorum. Abi gerçekten. Hüseyin abi de bayıldık. Daha da bir şey demiyorum. İdil Seda'nın şanslı olduğunu düşünüyordu. Mutsuz olmasına rağmen düşüncesini kendine has neşeli üslubuyla açıkladı. Seninki yine dinliyor, oturuyor, konuşuyor. Bir gülümsüyor. Arsel. Böyle odun ya, tam bir şurada küçük var ya. İdil'in gözünde Seda şanslıydı ama Seda o an şansından daha çok yaşadığı yürek acısını düşünüyor gibiydi. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Mektubu. Evet, tepkiye baksana bir. Bir daha geri gel. Yürek acısını düşünüyor gibiydi. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sana abi tavsiyesi olsun mu? Bence hiç kendini üzme. Kastiktir, tavsiyeye bak. Dostum, harekete geçmek mi istiyorsun? Sadece kalk ve yap. Sana abi tavsiyesi olsun mu? Bence hiç kendini üzme. Yıpranırsın. Bence şu saatten sonra olmaz. Biliyorum olmayacağını. Ondan Seda tüm gece boyunca o kadar çok ağladı ki artık daha fazla akıtacak gözyaşı kalmamıştı. Ya söyleyemiyordum bazı şeyleri. İdil de biliyordu. Kişisel gelişim uzmanı hoy. Hissediyordu. Söyleyemiyor. Olmuyor. Kendimi tuttum. Hem dışarı hayatım için hem şey. En son gerçekten artık patladım. Çünkü bana küs kaldığında, trip attığında canım acıyor. Ya en basit de mesela Gökçen de. İşte bizim aslında patlak nereden verdi onu söyleyemedim. Gökçen'e fotoğraf çekiyordu poz temizlik yaptığımız gün. Ben de 2-3 kere seslendim, bana döndü. He geliyorum dedi, kafayı çevirdi. Dedim ben seni 3 saatte çağırıyorum, sen diyor fotoğraf çekmeyi düşünmüşsün. Bir de sen ilk hafta geldin, ilk gün kıza dönüp dedin ki bu evdeki en güzel kız sensin. Bir de dedim gözümün içine bakıp fotoğraf çektiriyorsun. O anda o kadar saçma ki Gökçen, onun imkansızlığını biliyorum. Sonra dönüp dedim ki Seda sen hayırdır? Hani sen hoşlanıyor musun? Bu kıskançlık neye? İnsan hani bir şey hissetmiyor. Biraz da öz eleştiri diyelim. İnsana trip atmaz, küsmez. Hüseyin kendisine slogan olarak seçtiği dost acı söyler deyimine uygun açıklamalarda bulundu. Tamam, hoy deyimiydi o ya. Bak sen mantıklı bir kızsın. Bence bu iş zaten harbiden boşa kürek çekmek. Sen biliyorum kendini abi, yıpratma. Biliyorum. Yıplatırsan daha kötü olur. Ailen daha çok üzülür. Bu iş bir kere başından çatırdadı ki bu yıkıldı. Artık temel olmaz. Bir daha aynen olmaz. Ve bak... Oyun tavsiyesi bu arada eşittir şey. Boş ver ya, salla. Bir de bu adam evet çok zeki bir çocuk. Ben onu Onur'u çok seviyorum değil mi? Çok zeki Onur bir mu? Çocuk ama bu da Onur mu? Çocuk. Ben onu orada kurtarmak istiyorum ergen denmesin diye. Anladın mı? Ama evet. Mantıklı bir şekilde yaklaşıyor ve ben sana, biz sana ne dedik? Eğer ki senin işte bulma olayın patlarsa büyük patlar dedik mi demedik mi? Çağla'dan kötü olursun dedik mi demedik mi? Demek ki biraz büyük sözü dinleyeceksiniz abicim. Ama abi ya. Bu 5 yıl sonra da 5 yıl sonra da Onur'a sen top ver, burada top oynar, elinde bambuyla takılır. Ne alaka ya? Onur'a niye primat muamelesi yapıldı? Büyük sözü dinleyeceksiniz abicim. Ama abi ya. Bu 5 yıl sonra da 5 yıl sonra da Onur'a sen top ver, burada top oynar, elinde bambuyla takılır. Çok farklı ama bu. Hüseyin'in kızların yaşadıkları kalp kırıklıklarını dinlemesinin ardından endişelendiği konu ilginçti. Ya 3 tel saçın var, onu da dökeceksiniz ya. Hayır, evde başkasına bir şey söylüyor. Tamam. 2 dakika sonra kıramıyor, yanına gidiyor yani. Anladın mı? Şans bu kadar kalkıp buraya gelip bu yüzüme
Hüseyin kendisi... RP, God, God, God. Şeyle durduğu süre boyunca bir anda kalkıp ne söyleyeceğini düşünmüş. Seni İdil ve Seda ile birlikte büyük bir çaresizlik tablosu içinde buldu. Şu şaşırdım, ne yapacağımı şaşırdım, durun. Ne yapayım ki şimdi, dur. Şurası ıslak, dur. Yediğim için ıslandı ya. O beyin ıslak. Bir dakika, bir nem kalkmış benim, nem. Bir Arsene'nin yanına gideceğim. Abi sen ne olacak? Dediğim şey, konuşmayacağım onunla. Hadi gitsin diye geldim buraya zaten ya. Ben de bilmem. Konuşma, konuşma. Ne yapacağım ki ben şimdik? Şimdik? Konuşmayacağım onunla. Bilmem ne bilmem. Konuşma, konuşma. Ne yapacağım ki ben şimdik? Yüzüme bakmış. Abi oyun çok yanlışı oldu gerçekten bu evde. Yani son zamanlardaki tavırlarını antipatik ve söylemlerini antipatik de buluyorum. Ama şimdik dediği anda bir ubu oluyorum ya. Nasıl aşacağım bunu bilmiyorum. Ömer'in Eyşan'a baktığı gibi bakıyorsun değil mi? Evet. İdil'in Arsel'le yaşadığı tartışmanın ardından gözyaşlarıyla ağaç eve gelmesiyle başlayan sohbet Hüseyin'i derinden etkiledi. Konunun takipçisi olacağını söyleyen Hüseyin, spor salonunda bulunan Arsel'in yanına gitti. Chat, ben çabuk yumuşuyorum. Biraz kindarlık lazım bana. Emre, ben kindar bir insan mıyım? Evet. Gerçekten mi? Evet. Örnekleri aklına geliyor mu? Söyleme şu an. Çok. Tamam. Ne yapıyorsun bu oğlum? Spor yapıyorum abi. Kız üzülmüş ya. Sen niye bozuldun, ben çözemedim. Bak sen benim kardeşimsin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle bu tarz ben toplara girmem. Hayatta kimsenin böyle şey yapmam da. İdil'i harbi seviyorum. Sen de benim kardeşim. Çete bir şey yazmış. Hoy bugün tişörtün hakkını veriyor. Kim gibisin yani? Bilirim abi. Çözemedim yani. Bana şey dedi. Abi dedi, kovdu dedi beni. Yani... Bir saniye çek. Usta! Yani... Loş içecek... var be. Bu içecek nerede harbiden? Bir dakika. Evet. Eyvallah usta. Kanka ben sana bir şey diyeyim mi? Onu balgamladı Efe, haberin olsun. Saçma sapan konuşma, iğrençleşme ya. Bir şeyini mi gördün, bir şeyini mi kızdın? Çünkü çok zeki bir kız, o hata yapmaz. Arsel ilk kez evde yaşananlarla ilgili sert açıklamalar yaptı. Şu an uyuz olduğum şeyler var. Anladın mı bu evde? Bir hayalet olsun. Şimdi Arsel kardeşim, o hareketi yanlış yapıyorsun. Şu an uyuz olduğum şeyler var. Anladın mı bu evde? Bir hayalet olsun. Evet. Tamam mı? İki Seda olsun. Tamam mı? Ben buraya ne arkasından birisini konuşmaya geldim, ne de münakaşa etmeye geldim. Bunlar benim enerjimi çekiyor. Bunlar da tek tek evden gidecek. Ya zaten öyle. Bunun için ben kendimi bazı şeylere atacağım. Ya ben gideceğim ya onlar gidecek. Anladın mı? Ama ben de senin düşüneceğini diyorum. Çıkacak botaya. Hiçbir şeyle alakam yok. Yarın şovunu yapacak. Gereksiz şov ama. Yok mu yok? İdil ağaç evde birlikte gözyaşı döktüğü Seda'yı bırakarak Gökçen'le... Şu Taife'ye bir bak ya. ...birlikte lider odasına geçti. İkili patlamış mısır eşliğinde eleme gecesinde Seda ile ilgili ortaya çıkan gerçekleri değerlendirdi. Allah Allah. İnsanlar anlamıyorum, nasıl rol yapabiliyorlar ki? Ya bu çok vicdansızlık. Hani diyordu ki tık tık atıyordu. Onlar da mı rolmüş? Sen diyordun ya, Adel vücudundan sakinleşeceği geliyor diyordun. Bilmiyorum, ben öyle sandım. Çünkü bana öyle olmuştu yani. Evet ya. Bu mısır sanki rafa konulduğu andan itibaren bayat koyuluyor gibi. Her yediğimde bayattı. Rolse Oscar Ghost'ta zaten de. Rol. Belki şöyle oluyordu. Psikolojik olarak kendi yapıp kendini o duruma sokuyordur. Gerçi şöyle bir şey var. En ufak bir hastalık olsa hemen test konur. Aynen. Ayrıca zaten... hadi burada çıkmadı, girerken check-up'a girdik.
Eleme gecesinin en önemli olaylarından biri de Onur'un Seda'ya olan aşkına karşılık alamamasının ardından durumu reddetmesi oldu. Gökçen herkesi şaşırtan bu olaydan sonra yaşanan gelişmeleri merak etmekteydi. Onur Seda'ya ne demiş? Ne konuda? Ne olmuş yani, barıştılar mı? Hayır, barışmayacakmış Onur. Ama Seda'nın söyleme yeri ve zamanı gerçekten çok şüphelendirici yani. Evet ya. Onur gibi onu hani böyle gerçekten gözü kara aşığım diyen çocuk hani hemen ne dese inanacak bir çocuk bile ne bu be dediğine. Emre, chatte bir komplo teorisi var, paylaşabilir miyim? Lütfen. Big Bro elenecek kişiyi kendi seçiyor bence. Çünkü ilk önce o kişinin bütün yanlışlarını ortaya çıkarıyor ve elettiriyor. Ondan sonra dışarıda anti bir kitlesi olmasın diye eleme günü iyiliklerini çıkartıp halka vicdan azabı çektiriyor. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Ne göre? Gerçekten. Aynen. Ha, mesela şu an söylese inandırıcı olabilir. Aynen. Şimdi söyleseydi be. Ya Queen bir çoraplı be. Ama o zaman inandırıcı Queen olmazsa o kadar şeyin içine hani inanmazdım. Evde hissettiği yalan söyleyecek. Ben başından beri onun hissettiğini biliyorum mesela. Evde peş peşe yaşanan aşk itirafları Gökçen'e erkek arkadaşım dediği Demir'i hatırlattı. Sana bir Gökçen şey diyeyim mi Demir'e efendim? Duyduğu kısmetli olur evinde bu kadar çift yok. Ay şu Demir'i... Harbi be. Vallahi yok kanka. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya kıyamam. Demir abim. Abim o benim. Kısmet değilmiş demek. Big Brother Türkiye evinde her hafta yapılan eleme gecelerinde ev halkı arasında yüzleşmeler gerçekleşiyor. Demir'in eve vedasıyla sonuçlanan 5. haftanın eleme gecesinde kendi ismini verdiğini öğrenen Gökçen o an Demir'e çok... Sen hastayken daha iyi espri yapıyorsun kanka, bayağı iyi yani. Taşak mı yapıyorsun ben lan, anlamadım ki. Ya komikti. Valla. Evet, zorlattı yani. 5. haftanın eleme gecesi... Sıçırtlar be. Vay 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 vay. Çantaya bir bak. Bir de su getireyim. Su. Bol su. Ayı. Kocaman oldun ayı. Ayıcık. Kocaman bir köpeksin artık. O kadar büyüksün ki. Heh. Tamam, gitmek istiyorsun. Tamam. Bak bak şuna bakın chat. Şuna bakın şuna. Yo, kızım. C vitamini. Heh. İşte çorap giy. Anasını sikeyim. İşte bu da baba döküyor bu tüyü abi. Ara gel baba. Baksanıza, eskiden burada gözükmüyordu bile. Hadi ya. Dur, dur, dur. Orada, orada, orada. Orada kızım. Hadi gel. Heh. Dur. Gel. Baksanıza şuna. Otur. Hayır, azıcık daha ileri. Gel. Dur. Baba. Baksana! Beyaz kurdun. Beyaz melek. Hadi baba yayın yapacak. Hadi görüşürüz. Gar, pardon, özür dilerim dostum. Ne kadar büyüdüğünü evet göstermek istedim de çok büyüdü çünkü chat görmeyeli. Daha çok da büyüyecek bu arada. Hadi go. Gecesinde kendi ismini verdiğini öğrenen Gökçen o an Demir'e çok kızgın olmasına rağmen geçen süreyle duyguları değişmişti. Tam artık bitti dediniz, konuşmayı kestiniz. O anda eleme oldu mesela, girdi. Ben de o anlar onlar. Ben de onu söylemeye çalıştım. İşte bugün seni sordu ya bana Asuman Hanım. Aha. 3 hafta seni yazmış filan ama biz dedim onunla sürekli küsüyorduk ki dedim. Evet, o aralar hani onun bir anda hani herkese de iyi olduğu için ne bileyim ne düşündü bilmiyorum ama o aralar yazması çok anormaldi. Sadece hani son hafta hani ne olursa olsun yazmasını istemezdim demen normal ama. Evet. Ama yine bana açıklama yapar herhalde. Yapar. İnşallah. Demir'in keşke ardından konu ikinci haftanın eleme ismi Gülşen'e geldi. Ay Gülşen de, Gülşen özür dilerim ama gerçekten yani kırım konga kanamalı kene gibisin ya. Nerede yakışıklı erkek yapışıyorsun yani, kusura sakın bakma yapışmasın, sen söylersin ben görünce. Var mısın yok musun da? Ya sen karşı şeyde duruyorsun. Kırım Kongo kenesi benle alaka. Kutuları açıldı, iki bölümdeydik ya. Kene yapışır, koparmaya çalışsan da kafası içeride kalır. Hasta eder adamı. Bir ara tam böyle hop dedi şimdi... Sen hiç fındık topladın mı? Bucaklı çocuk.
Ne ilgili? Topladım. Nerede topladın? Isparta'da. Isparta'da fındık mı var amına koyayım? Evet, Yalvaç'ta bir yerde yetişiyordu. Annemin arkadaşıydı ve topladım. Değil mi? Bir tane ağaç mı? 4-5 tane. Fındığın yeşilini bilir misin? Döndüm artık. Efendim? Yeşil halini bilir misin onu? Bilirim. Çotanak denir ona. Sen onu bilir misin? Onu bilemem de işte onu topladım. Çeç fındık denir. Üstüne basıp kayar düşersin götünün yani üstüne. Hani çarşaş topladın mı Efe? Toplamadım. Hiç arpa topladın mı? Hayır. Hiç tütün kırdın mı? Hayır. Hiç balya çektin mi? Hayır. Eyvallah. Fındık toplamak hepsinden daha zor. Hadi görüşürüz. Seni sarılmış öpüyordu. Ne ara geldin oradan oraya öptün sarıldın sana ne? Hadi Arsel'i geçtim, Emrah'a niye sarılıyorsun? Sen Emrah'ı hayatında gördün mü? Tanıyor musun? Emre sarıldı mı? Onu görmedim. Ama sarılmıştır yani. Kanka nelere dikkat etmişler? Biz Emrah, dikkat etmedik bunlara ya. Adama mı sarılmayacak? Yok, baksana Emrah'a sarıldığına falan dikkat etmiş. Size ne abi? Ve Demir'e duyduğu özlemin nedenle arttığını İdil'e sorduğu soruyla kanıtladı. Ben bir şey soracağım. Demir beni gerçekten seviyor mu? Bence seviyordu. Adam yani Hüseyin'e yakın arkadaş. Onu bile karşısına alıp senin için konuşmuş yani. Niye konuşsun ki? Söylediler ya. Sen hani onu Demir'e bağırdın salak malak dedin ya. Çete bir şey yazmış. Fındık toplamak yerine Seda ile bir saat sohbet ederim öyle söyleyeyim. Muhabbetten sonra hani o seninle barıştı ya. Ondan sonra Hüseyin nerede sormuşlar hani. O da seni korumuş. Canı ya. Yani kıyamam. Böyle böyle benim böyle bir geçmişim. Instagram Ayşe Melek mi? Esra? Efendim. O ne? Ne görmedim. Sen yazmışsın İG Ayşe Melek diye. Ya of Efe. Ne? İyi geceler Ayşe Melek dedim evet. Ha, garınkini de İG Nemraras diye atıyorsun ya. Hayır, garınkini böyle atıyorum. Bak atıyorum. Lan ben de dedim. Aynen böyle atıyorum garınkini. Pardon özür dilerim. Ben Gökçe'nin yanında olmak istiyorum falan demiş yani. Öyle olsa en yakın arkadaşlar. Teşekkürler. Kendi söyledi ya tepki çekeceğini bile bile niye Hüseyin'le konuşmuyordu erkek odasında. Gökçe'ni savunayım dedi yani. Demir sonuçta 10 yaşında 20 yaşında. Onur değil anladın mı? Seviyorum deme. Aga hani be şey o dokunamayış. Seviyorum demeden önce bir şeyleri düşünür. Öyle durup dururken bir günde ben seni seviyorum demez o adam yani anladın mı? Dur, ben seni seviyorum Gökçen diyecek bir adam değil. Ben seni seviyorum diyecek adam yani. Seni seviyorum ki ben. Şak diye bir galada da arkasında durdu yani. Hani şöyle söyleyip ondan sonra bir tık iki tık demedi yani anladın mı? Adam bir kere söyledi bir gün sonra galada da şak diye söyledi yani. Sen hatta senden bir şey gelmediği halde söyledi yani. Sen ona karşılık vermediğin halde evet ben söyledim evet öyle evet böyle dedi adam şak şak. Ki seni de gayet yüceltici şeyler söyledi yani. Eleme gecesinde Çağla'nın eve veda etmesinden derinden etkilenen isimlerden olan Arsel, arkadaştan öte olduğunu söylediği İdil'le tartışma yaşadı. Hüseyin'in ardından Funda da Arsel'den neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. Senin derdin de ver şeyini. Yok. Yani Arsel, Seda'ya kurulmanı anlıyorum da enerjini çeken insanlarda. Funda çok mu enerjik kanka? Hani enerjisini de bir kenara bıraktım da. Yani hiç mi göremiyorsun ya yüzünü şunun? Allah Allah ya. Funda'nın şu aşırı radikal hareketleri beni bitiriyor. Sen kötüsün, ver bakayım şu elini hemen. Şey böyle hani insan ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyordur Funda. Adım kadar eminim. Baştan öte olduğunu söylediği İdil'le tartışma yaşadı. Hüseyin'in ardından Funda da Arsel'den neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. Senin derdin ne ver şu elini. Yok. Senin derdin ne? Ya benim derdim yok yani bu evde... Topla. Bilmeye çalışıyorum. Lazım. Hani hep bir problemler, hep bir bilmem neler falan. Anladın? Sadece kalk ve yap. Anladın mı? Şey yapamıyorum yani ben gelemiyorum böyle şeyler hani bağırma, ağlama, o bu. Yapamıyorum abi. Yani bir de bazı şeyler de içime sinmiyor biliyor musun? Arsel evdeki gerginlikten hoşlanmadığını açıkça dile getirdi. Peki Arsel'i bu kadar öfkelendiren isimler kimlerdi? Ya yani ben enerjim emildi mi? Tamam ben sana diyorum ki ben bize yok bak Seda da yavaş yavaş emmeye başladı.
Bunu bildiğim için zaten. Ha, yani abi gülelim eğlenelim burada ya. Bunu bildiğim ben için anladın zaten. Anladın mı? Mesela öbürü hayalet gibi bilmem ne, ben görünce enerjim emiliyor, anladın biliyorum. Mı? Biliyorum. Ben de. Ya senden bahsetmiyorum abi ben. Biliyorum. Hani. Ben de arada emiyorsam söyleyeyim. Efe ya ben senin teorine yaklaştım şu an. Hangi teori? Hayalet olarak nitelendirdiğin bir insanı, görmüyorum diye nitelendirdiğin bir insanı. Hayalet gibi onu görünce enerjim emiliyor. Evet. Neden pudra. Bahsediyor? Pudra baba, pudra. Herhalde o yüzden Efe'ciğim. Kavga esnasında. Evet ama olayı da bir... Bu arada aklını tutup öz eleştiri yapıp bana geri dönüt verdiğin için çok teşekkür ederim. Her zaman. Bilmiyorum açıkçası. Yani olayı bilmek de istemiyorum. Bilme, boş ver. Hani girmek de istemiyorum. Ben senin tarafsızlık duruşunu seviyorum. Hayır. Net Yasin hayalet kim? Önemli değil. Ben tarafımı her zaman belli ederim. Hani iyi olma gibi bir çabam yok kimseyle. O anada demiyorum. O hayal, 15 kişi konuşuyordu, ben yanındaydım. Olayın işin içini, derinliğini şimdi bilmeden. Şimdi herkes konuşuyor. Ben konuşmam. Allah da gelse beni barıştıramaz. Derinliğini bilmiyorum. Biliyorum ben bunu. Derinliğini bilmeden dahil olmadığını biliyorum diyorum. Ha. Sen böyle bir ön yargıyla mı yaklaşıyorsun olaylara? Önyargıyla neye yaklaşıyorsun? İşte yani sen bir tarafla samimisin diye bir tarafı mı tercih ediyorsun? Hayır. Ortadaki o duruşunu abi seviyorum bak, diyorum sana. Samimi olmadığım kişi haklı olsun, ben onun yanında olurum. Biliyorum ama işte derinliğini bilmen gerekiyor. Bunda biz de senin her şeyin. Yani, ince. O duruşunu sevmeyi sık, çok isterim. Sık dokuya dokuya bilmen gerekiyor ki benim ruh halimi anlayabilirim. Arkadaşlar espri yapmadım. Daha yeri gelmedi. Yanında bulunan ya ne zaman gelecek kanka? Kendini... Yeri gelince yapacağım. Olumsuz etkilediğini söyledikten sonra Seda'ya önerilerde bulundu. Demek ki dengeleyici bir durumum var. Toparlayacak bir insan var, o da Seda. Bak ben hayatta hiç kimsenin arkasından konuşmadım. Konuşmam da, yapım da değil. Toparlanması gereken tek insan Seda. Ben zaten diğerini görmüyorum. Gidip söylemem de umurumda da olmaz. Biliyorum. Anladın mı? Gar bu sefer de görmüyorum dedi. Galiba çok yönünü kullanıyor hayalet lafını. Büyük ihtimal. Yani şu an çok yoğun yoğun yaşadık ya her şeyi. Kusura bakma çünkü kardeşim, ben de bir yandan toparlarsa daha fazla zevk alır. Sipariş veriyordum da. Ve daha iyi vakti vitamini geçer adına. Ben ne yesem ya Gar? Bir bak bakayım. Yemek olarak. Ha, ben yemek olarak sipariş vermiyordum da kanka. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Eren hoş geldin. Aleykümselam. Sen bende kal. Tamam mı? Sen mi söyleyeceksin yemeği? Aha ben söyleyeceğim. Benim haberim oldu. Sürpriz yemek mi? Yani evet. Troll bir şey yapmayacaksın değil mi? Açım çünkü. Troll yapacaksan kendime yemek söyleyeyim. Yok kanka, troll bir şey yapmayacağım. Sen bakar mısın programa? Nasıl yani? Sen devam et diyorum ya. Yemek mi yemek söyleyeceksin mi bana? Ya kanka eve dansöz yollayacağım sanki kanka. Yemek söyleyeceğim evet sana ya. Troll bir şey yapmayacaksın değil mi? Ne söyleyebilirim ki ama sana abi, troll? Ama abi niye bağırıyorsun ki? Aa, devam et diyorum, uzatıyorsun. Ya. Yani ben sohbet edelim diye şey yapmıştım. Kusura bakma. Daha iyi olur. Ya konuşalım. Efe ya. Çünkü yani şu an kendine zarar veriyor, farkında değil. Arsel İdil'in hangi davranışından rahatsız olduğunu Funda ve Seda ile paylaştı. Yani şimdi mektup okunmamış, Çağla gitmiş, o var bu var falan. Yani o anda bir ne oldu diye, anladın mı? Yanımda dur. Gidip yapacağını orada. Anladın mı? Yani ben ne yaptım söylememe gerek yok. Seda ise yaşananların kendinden kaynaklandığı düşüncesiyle Arsel'le konuşmaya çabaladı. Hatta dedim ki Dile, Arsel bana kızmış dedim. O yüzden yanında... Kızdım abi, vallahi kızdım oldun yani. Oldun diye mi dedim acaba, hani sana trip attı, yani, şey yaptı. Hayır bak, niye kızdım biliyor musun yani? Benim enerjim çekiyor bir, kendine zarar veriyor ki. Konuştuk Hüseyin abiyle de. Yani anladın burada mı? Anladım. Eğlenelim burada, bir makara yap, arkamdan bir cimcikle kaç falan hani. Anladın mı? Alayım seni aynen, havuza atayım bilmem ne. Ne yaptık? Kar kaldı diyelim yanımıza ya. Ne günlerde eğlendik falan filan. Yalan mı abi? Aynen. Arsel hem Seda'ya hem Funda'ya neden kızgın olduğunu açık bir şekilde dile getirmekten çekinmedi. Senin de hatan abi, kendine engel olamıyorsun. Evet. O da senin şeyin, zaafın. Herkesin bir zaafı var. Ve bu maalesef... Benim de böyle bir şeye taktım mı pire için ev yakıyorum abi, anladın mı? Hani yorgan da değil. Saçma diyeceksin. Abi bu para bu çocukta mevcut olur. Tamam bak, ev yakıyor. Pire için ev yakıyor abi adam. Ulan Oktay gibi bir karakterle. Onurcan hoş geldin. Her sabah kahvaltı yapıp ilk haftadan da yazılmazdım ben. Seda benim kankam. Yanlış anlama, sen değilsin. Anlıyor ya. Yanlış anlama.
Sen de benim kankamsın. Demek istediğim Seda benim samimi dostum. Seda ya. Sen yine yanlış anladın. Fiziksel olarak güçlü bilmem neyi almadım yanıma yani. Ben gerçekten samimi, iyi niyetli bulduğum için aldım. Strateji yapacak olsam ben zekamı bir çalıştırsam burada zaten. He, o zaman bitersiniz işte. Aha zaten Diloş. Çalıştırıyorsun diye düşünüyorum ben. Diloş ne yapıyor? Ne yapsın kanka? Keyfi yerinde. Uçacak maşallah. Şimdi. Uçuyor. 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 Evet. Hani o yolda ilerlesem para hedefim olsa sadece. Seda'yı niye seçeyim abi? Abi. Şimdi. Heh. Bakalım şimdi, bu haftanın lideri kim? Liderlik zamanı. Geliyor Efe. Geliyor. Yok ya, gece daha. Geldi. Bir anda sabah olur öyle, anlamazsın. Ev halkı Çağla'nın evden ayrılmasıyla sonuçlanan haftanın finalinin ardından yeni güne uyanıyor. Ev sakinleri için başlayan yeni gün, Big Brother Türkiye maceralarına artık 10 kişi olarak devam edecekleri ilk gün özelliği taşıyor. Artık tekhanelere düşelim ya. Arslan kalkmış, gözlerime inanamıyorum. Ben sana tarih vereyim mi? Ver. 2022 Aralık Kasım civarları bence. Ne o? Bizim bunu finallediğimiz tarih. Ne tekhanesi ya? Tekhanelilere düşün dedim işte. 10 kişiler ya, 9'a düşün demek istedim. Haftaya işte. Hatta ben finalleri finalleyeceğimiz tarih. Ha, yok yok yok. Onur Caner'den 5 kişi abonelik hediye etmiş. Hoş geldin be. Kes kes. Eren'cim sen de hoş geldin. Tal bu az zaten böyle ne? Ev halkı yeni gün hazırlıklarına başladı. Ya. Bakalım tartışmalı geçen gecenin etkileri yeni günde de devam edecek mi? Kalsın birkaç gün tek başına. Bir daha öyle terslememesi gerektiğini öğrenir. Ha ben şunu söyleyecektim. Onu söyleyemedim Efe. Tabii söyle canım, pardon. Siparişim geldi. Devam edersek. Alsın gelsin de şimdi ayıp olur. Abi Odum TR Prime ile abone olmuş. Hoş geldin abi aramıza. Abonelikleri oku o arada. Görüm işte. Eda Yel Prime ile 6. ayını kutlamış. Yarım yıl oldu mu be demiş. Ay abi. Arkadaşlar bu arada September'dayız. Abonelikler %20 indirimli. Zaten 10 TL. Şu an 8 TL. Artık daha nereye inecek zaten abi? Bedava mı olsun bu abonelik? Mutlu bir Merve. Ayçi TV bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Bad Device mutlu bir Merve'ye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür. Az siktir. Zincir. Meriç Ural Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. SA ağalarım demiş. Hoş geldin. 2. ayın kutlu olsun Meriç. Nice güzel aylarına. Hila Yaya Prime ile 2. ayını kutlamış. Meryem K Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. Mervox Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. Haris Bushi. Haris Bushi Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. Çisil Kademe 1 ile abone olmuş. Doğacık Prime ile 2. ayını kutlamış. Bay Yavuz Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. Svagi Bark Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. Az siktir, görmedim be. Alp hoş geldin abi. Yağmur Kademe 1 ile 2. ayını kutlamış. Ay Purple Girl 100 bit yollamış. Seda iyilik eki nedir bilmiyor mu? Cümlenin başı sonuna asla uymuyor. Harbiden öyle. Zedoy Kalay efkarlı sözlere bir abonelik hediye etmiş. Garım geldin mi? Geldim canım. Ses etsene. Ananı sikeyim. Konuşa. Bir ses etsene. Heh. Geldim. Haftanın finali. Bu arada. Şimdi... Pardon. Alp Kiraz Kademi 1'le abone olmuş. Kelemençes Kademi 1'le abone olmuş. Ece Hanım da Burçin'e ilk ayını hediye etmiş. Çok teşekkürler. Evet, sendeyiz abi. Yani İdil gidip Hoya olayları anlatmak yerine sessizliğini korusa, kendi içinde küsse, kendi içinde bir tık ona şey alsa, cephe alsa, bence Arsel bu duruştan daha çok etkilenir diye düşünüyorum. Katılıyorum. Hatta darlanmaktan hiç hoşlanmadığını, her darlandığında da İdil'den bir adım daha fazla uzaklaştığına inanıyorum. Evet, bir şey sorabilir miyim? Sor. Şuraların ağrıyor mu? Bugün ağrıdı biraz. Değil mi? Go-kart'tan. Go-kart'tan değil mi? Finali öncesinde Seda Onur'a büyük bir itirafta bulunmuştu. Ben bir çocuktan hoşlanıyorum. Siz de duyun. Hoşlanmıyordum.
hoşlanıyorum. Tamam, bir dakika dur ya. Pankartı getirsene içeride. Yeter ya. Eren inşallah Covid değilizdir. Sanmıyorum bu arada. Mevsim geçişi nezlesi gibi görüyorum. Bence de. Çünkü gerçekten tam mevsim geçişi yani. Yani ben Covid'i böyle yeniyorsam oy. Biz zaten biliyorduk. Bize söylemene ben gerek yok yani. Abi. İstemiyorum cebime falan koy muhabbetinden sıkıldım. Seda'nın yaptığı itirafın ardından bir haftadır Seda'yı aşkına ikna etmeye çalışan Onur şaşırtıcı bir kararla Seda'yı reddetti. Onur, seviyor musun hala Seda'yı? Yok, hayır. Yok, çok pişmanım. Çok yanlış kişiye aşık olmuşum ben. Klap. Çok yanlış kişiye aşık olmuşum. Ben bir maşaymışım, bir köprüymüşüm, bir merdivenmişim. Efe, sen daha önce Covid oldun ya. Şu an farklı mı mesela hastalığı? Ben ikisine bakıldım bu arada arkadaşlar. İki Biontech değil. Evet, şu an farklı Esra. Şu an bayağı bildiğim boğazım şiş. Kulağım ağrıyor falan. Bu benim klasik grip halim. Ben de grip hissettim kanka. Ben de orta kulak iltihabı kronik olduğu için üşüttüğüm falan filan bütün senaryolarda kulağıma vurur benim. Mesela Covid hiç kulağıma vurmadı. Yaşanan bu olaylar zinciri sonrasında ikili yeni günün sabahında ilk kez yüz yüze geldi. Seda. Efendim. Konuşmak istediğin zaman konuşabiliriz. Otururuz. Kahve içeriz, tamam. Muhabbet ederiz. Şey değil yani. Sen benim ne olursa olsun düşmanım değilsin. Dediğin insana aşık olacak kişi değilmiş dedin. Bir dakika, ne? Kramp salgını mı? Kramp salgını ne ya? Ne ya? Sinovac oldum arkadaşlar. 2 doz. Alerjik olduğum için Biontech olmaktan çekiniyorum. En büyük enayiler. 1 Onur, 2 Metin, 2 de Dolunay'ını kaptıranlar. Bir de şey, şimdi Seda bu sabah tost yapmadı ya Onur'a. O yüzden bir tık konuşalım demiş olabilir. Arkadaşlar, bende hiçbir şey yok. Düz gripim, sik miyim? Ruh hastalığı var bende. Bende şey hastalığı var. Bütün mimlere hemen adapte olma. Bane hastalığı var bende, bane. Bu şekilde düşünmediğim ben farkındayım. Bana karşı öyle kötü düşünmüyorsun. Onur'la yaşadıkları kısa diyalog haftanın finalinde ve sonrasında gözyaşları durmayan Seda'nın gözlerini yeniden yaşlarla doldurmaya yetti. Mırtlayan kaya hastalığı mı? Ne? Mırtlayan kaya yaşıyor mu ya chat? Chat? Mırt 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 mırt. Chat mırtlıyor Efe. Abi ya, bir kayanın mırt sesi çıkardığını hayal ediyorum ve gerçekten mırtlayan kayaya gülmeden duramıyorum kanka. Benim bug'ım kanka, mırtlayan kaya. Kanka, Antalya tatili yapacağız ya beraber. Gidelim. Oradan dönerken bizim eve, ben seni mırtlayan kayaya götüreceğim. Emre, burada bir tane genç kızla bir tane üç harfinin nikahı kıyılmış. Sağ solma bırakın. Sağ. O yüzden burada kanka sürekli... Kanka... Aga, mobil mi be? Kanka, arabam kanka, yok ya. Rumeli garipçe. Az siktir, az siktir. Kanka, bir bakayım, tut. Tut, aynı taraf daha işlek. Ya sen bir dursana ben. Bir şey diyeceğim, bir durdursana. Hangi taraf bak. Daha işlek diye sorduğun sorudaki mekana bir look kanka. Ne taraf işlek olabilir? Sanki garipçe daha çok parlıyor. Zaten Nişantaşı'na gidiyor amına koyayım sen şu. Tamam, ben iniyorum burada. Kanka, Rumeli Feneri'nin orada Rumeli Feneri'nin mezarlığı falan var. Orman daha işlek amına koyayım. Tamam, sağdan o zaman. Tamam. Orada da garipçe köyü 3 harfliler nikah şahidi. Kanka.
Hayra başka. Ama sağımız da direkt verip çekiyor mezarda. Güldürme boğazım çok kötü. Ulan Twitter'a bir tane şunun ses kaydını atacaktım. Niye atmadın, üzdün insanları? Twitter'a atamıyorum. Bende yok o. Nasıl yok oğlum? Sesli tweet herkes de var. Yok, ben Android'im. Mustafa Kiriz, biz atamıyoruz. Ha siktir be. Maga. İsmail maga abi. Ananı hırpalayayım İsmail kanka, abi. Kanka sikerim be. Dön kanka, hadi gidelim. Ciddi misin? Ya mal mısın, geldik buraya kadar. Troll King abone ol. Dön kanka, hadi gidelim. Ciddi misin? Ya mal mısın, geldik buraya kadar. Biz niye garipçeye geldik ki? Ne garipçe? Espriye bir look. Full şaka basıyorum bu arada. Aa, burada yaban domuzu vardı gar. İlerisinde buranın sanırım. Emre, 3. köprünün tam temeline iki büyükbaş hayvan iki de horoz kanka gömmüşler. Orada hala çiftçilik yapıyorlarmış. Böyle bir rivayet var. Sağdan mı soldan mı? Bakayım. Geldik bu arada garipçede. Düz düz evet. Aa kanka, sol tarafta manzara falan olmasın? Bizim kanka. Tepe. Kanka. Nasıl yükseğiz amına koyayım? Bak bak, burada geliyor sanırım. Chat. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ah, mezarlık var. Ananı sikerim, çık geri ya. Ah, köpek var. Ayı ayı. Yemi domuz. Zebra var. Bütün memelileri sayıyorum. Çık geri ya. Ah, köpek var. Ayı ayı. Yemi domuz domuz. Domuz kanka, lan? Domuz var. Domuz domuz. Bak 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 bak. Hani? Domuz kanka, şu domuz var. Bak. Ne domuz oğlum? Bak, anamı siksinler. Anamı domuz. Siksinler domuz var bak. Yeminlere bir gel ya. Bak. Gitti. Bak gidiyor. Gitti. Nova Prospectus. Dön kanka, dön. Ne bak, domuz? Gidiyor, bak 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 gidiyor. Bak, domuz o. Oğlum dönsene. Ya salak salak konuşma, şu az ileri git ya. Şuradan, şu yoldan aşağı in. Oğlum mezarlık burası, dön buradan ya. Ya bir elham okuruz, ne olacak mezarlıktan ya? Sağa mı dönün, geri mi dönün? Geri çık, bu çek. Ne var, çukur mu var orada? Beyler. Beyler, yavaştan uzayalım buradan. Sen bir söylüyorum. Vallahi mı? Evet, sen bir söylüyorum, uzayalım buradan. Tamam hadi. Mustafa'ya gelenler geldi. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa burada acaba ne hissetti ya? Ses bak... duydu, ses. O bir ses duydu kanka. Çığlık gibi bir şey duymuştu orada. Kadın çığlığı mı? Aha. Uzayalım hadi. Böyle... Son alttan inelim. Neden gidiyoruz Mustafa? Yani gitmek istedim. Kanka niye gerildiğini söyler misin? Mustafa. Emre altına sıçıyorsun var ya. Evet, çok korkuyorum. Kanka bir tane genç kızı. Ya amına koyayım sen... ha. Hayır, cidden bir ses duydum. Sandım biraz gerildim, o yüzden devam edelim. Oğlum bu niye çıkıp duruyor? Neyden? Bu seçenek. Bilmiyorum. Çıksın boş ver. Ve hala oradalar. Kanka, hala yiyorlar kanka. Manzarayı gördük, gitti bitti, amına koyayım. Dönelim be. Tamam oğlum, geldik Garipçe köyüne geldik direkt. Ya Garipçe köyünün bir tane efsanesi var. Oğlum araba var ya. Al işte. Kandilli yazar mısın? Ne kandilli, salak salak koşma, araba var. İnsanlar bak, yerleşke var burada ya. Oğlum adamın gemisi var amına koyayım. Nasıl yani ya? Okey tamam o zaman. Tamam oğlum, insanlar yaşıyor burada, sıkıntı yok insanlar. Mutiye dün mobil yayın istiyorum dedim. Efe ile görüşemiyoruz ki dedi. O işe gidiyor sabahları. Bu arada daha dün beraberdik. Artı geceleri yapacağım desin. Yan bloğunda oturuyorum. Hadi çıkalım mobil yayın yapalım desin. Yapayım. Tamam. Benimdir herhalde. Kardeşim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İnan bana bu arada, sipariş hakkını bana tanısan ben de bunu söylerdim. Öyle söyleyeyim sana. Afiyet olsun. Çok sağ ol abi. Full C vitamini kanka. O süs biberlerinden de ye. Süs biberlerini yiyeceğim. Dürümü yiyeceğim. Portakal suyunu da iç. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Evet. Ben devam ettiriyorum bu arada. Ya mırtlayan kısmını açmak istiyorum. Görünce niye sevindin amına koyayım? Hayatta arkadaş grubu burada yüzerlerken boğulmuşlar kanka. Kanka U çekeceksin o nereye? Ben sola döneceğim. Ve o çocukların bedenleri hala bulunamamış Emre. Diyorlar ki onlar hala buralarda kanka. Kanka anksiyete hareketlerimi görüyorsun değil mi? Görüyorum şu direkt. Bak kollarıma falan dokunmaya şu. Başlıyorum. Ha buralarda kanka. Ve hala buralarda kanka. Hala buralarda. Uzunları yakmazsan önümüze bir anda biri çıkabilir hem. Bir şey. Ve hala. Ve hala. Mustafa ne hakkın var lan senin bu çocuğu bu kadar germeye? Makara. Şu tipe bak amına kodumun hastası seni ya. Kanka az önceki setin üstünden geçiyorum. Hangi set lan? Az önce son anda durdum. Ha. Allah'ım Sarıyer'e doğru geliyor. Sarıyer'i bir göreyim şöyle bir. Sarıyer'le alakalı da bir tane sarılı kolmuş çocuğun hikayesi var Emre. Ve hala. Ve hala buralarda. Ve hala buralardalar kanka. Sarılık olmuş çocuk mu? Evet. Hala buralarda kanka. Peki abi. Buralarda mı? Kanka Nova Prospect kanalından Mutike beni çok geriyor şu an. Kanka Mustafa harbi zorlasa Nova Prospect kanalına gider. Biraz daha sakal beni kızartması lazım ama. Daha ne uzatacağım onu hep? Kanka ışık bak, ışık beni bir anda rahatlatıyor bak. Neden acaba? Karanlıktan korktuğun için olabilir mi? Bir şey söyleyeceğim, siktir git o zaman gündüz yaşa, gece yaşa. Of! Ulan sikiyim. Sauron'un memleketi gibi amına koyayım. Kanka bir şey diyeceğim. Memleketi. Bir şeyin malikanesi gibi değil mi harbiden? Yo. Harbi, Sauron'un gözünü koy harbiden. Sauron'un memleketi gibi amına koyayım. Kanka bir şey diyeceğim. Witch King'in malikanesi gibi değil mi harbiden? Yo. Kanka şuraya harbi Sauron'un gözünü koyacağım. Harbiden sırıtmaz bu arada yakışır yani. Aynen kanka ve hala Sauron. Şey ve Sauron. Bir şey diyeceğim. Üçüncü köprüden geçsek ya altımızda yol direkt. Nasıl geçeceğiz? 100 lira ama. Ha sen geçmek istiyorsun üçüncü köprü. Ulan bu yayıncılar harbi iyi kazanıyor ya. 100 lira mı? Hadi oğlum bana. O Osman Gazi köprüsü. Bu salak salak konuşma 100 lira amına. Arkadaşlar üçüncü köprü ne kadar? Kaç para? Bine kadar 100 lira amına. Benim EGS'mde 130 falan var. Geçmez yolda kalırsın. Benim EGS'mde 130 falan var. Geçmez yolda kalırsın. Yok yok. Geçmek istiyorsanız geçerim. Yani 3. köprüden geçelim ya. Kanka bu arada 3. köprüden bile vermiyor yolu. Tamam o zaman. Kaç dakika gösteriyor bu arada ev? Bu arada 136 liraymış. 6 lira borç alsak birinden. Harbi 6 lira borç alsak geçeriz. Ev kaç dakika gösteriyor Efe? 6 lira borç alsak. 21 lira yazıyorlar lan. 21 lira mı? Oğlum Cem 21 lira yazıyor. Dön lan 3. köprüye. Dur bir dakika. Dönerim ben de nereden döneceğime bak. Ver ben konumu ayarlayayım. Mustafa'ya ver. Sağa sola bir yere koy da ben şu amına kodum şeyini ayarlayayım ya. Ha burada sağa çekmemi istiyor musun gerçekten? Ya bir tane daha araba görecek mi bizim? Efe biraz ilerlet buraları boş bu. Ev 32 dakika abi. Okey abi gidiyor. Arkadaş. Köprüsüne 30 dakika gösteriyor. Köprüsünden gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rıpça köyünde. Bir tane arkadaş. 3. köprünün ayaklarının olduğu yerde. Yarında boğulmuş sesleri. Kulaç sesleri mi geliyormuş? Hala o çocukların kulaç sesleri, bağırış sesleri Garipçe köyünde yankılanırmış. Hala hocam kulaç sesleri mi geliyormuş? Hala. Ve hala. Ve hala buradalarmış. Buradalarmış. Kanka lütfen yapmayın artık ya. Gerçekten yeter. Köpek lan, tilki sandım. Ne oluyor oğlum? Ne tilkisi? Buralarda şey drop yiyoruz herhalde. Ha telif var burada da. Anlatırım. Araba UFO indi amına koyayım.
Arkadaşlar çok UFO görüntüleri çok ya. Gizli. Dur gözükmüyor dur. Boşa. Kanka. Yani nasıl sesler Mustafa şöyle? Mucuk mucuk. Düşünce. Uçurumdan aşağı denizde boğulmuşlar kanka. Ve söylentiye göre hala yişme sesleri. Bu ormanda yankılanırmış kanka. Yani nasıl sesler Mustafa şöyle? Mucuk mucuk. Evet arkadaşlar hala o yişme sesleri bu ormana gece saatlerinde gelenlerin kulaklarında çınlıyor. Evet. Mırtlayan kaya misali. Mırtlayan kaya neydi lan? İşte o an. Gör. İşte o an harbiden. Kanka bir tane kaya varmış. Önünde en yakın arkadaşı para için öldürmüş. Adam da ölürken diye ses çıkartmış. Kaya da aynı sesi çıkartıyormuş. Mırtlıyormuş. Nerede bu mırtlayan kaya? Yani adamın kaya? Ölürken. Mırtlayan kaya kanka Burdur Bucak Susuz Köyü'nde. Hadi o zaman yazıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Mırtlayan kaya da yani adamın sonu ölürken çıkarttığı mırt diye. Onu tiklemeleri çok kötü bu arada yani. Harbiden var efe bu arada böyle en kötü ördeği olabilir. Mırtlayan kaya. Yani ölüm sesi mırt mı gerçekten? Kanka öyle çıkmış mı? Kanka hala o ormanda. Bir daha alalım. Ve hala o ormanda mırt sesleri. Güzel makara. Bayağı. Bayağı. Devam ediyoruz. Evet, mobilya, güzel araydı. Mobilyanın gelsin bu arada. Bence de. Baba Seda da ağlıyor ağlıyor. Gözünde bir damla yaş yok. Seda mutfaktan gözyaşları içinde kızlar yatak odasına geçti. Bu kez Seda'nın yanında Rezan vardı ama Seda yaşadığı endişenin büyüklüğü karşısında çaresiz gibiydi. Ya Allah aşkına Seda'ya biri şampiyon tanıtımı yapabilir mi? Lütfen. Biri Seda'ya şampiyon tanıtımı yapsın. Abi doktorlar söylemiş Seda'nın gözyaşı Seda'nın gözyaşı üretememe hastalığı varmış. Olabilir abi. Olur mu? Geldi diyor ki biz arkadaşız artık. İstediğiniz gibi zaman konuşuruz. Saçmalık olamaz. Tamam. Oğlum Seda kolpa molpa da çok tatlı be abi. Ne diyorsun oğlum sen? O hataya bak ben de düştüm kanka yapma. Arkadaşız ama ben sana bir şeyler ifade etmişim. Sen ifade etmişsin. Ya bunları bir şey hissettiğim bir insana nasıl arkadaşlık davranabilirim? İstediğim zaman sohbet ederiz. Gereksiz. Belki zamanla düzelir. Şu anda sinirli. Şu an sinirli. Hiçbir şey düzelmeyecek canım çok acı. Mırtlayan Seda. Zamanla her şey düzelir. İnşallah. Bak beni de kullandılar zamanında. Onu kaybetmek istemiyorum. Cidden onu kaybetmek. Keşke daha önceden anlatsaydın. Sevgili olmayalım senle. Gezelim tozalım. Maçlarda avaz avaz bağıralım ama. Sevgili olmayalım. Beraber mırtlayalım ama sevgili olmayalım. En çok kaybetmek istemedim. Korktum insanı kaybettim. Ne oldu da arkadaş kalalım demiş. Kaybetmemişsin işte arkadaş kalalım demiş. Funda yakın arkadaşı Seda'nın yanına geldi ancak haftanın finalinden bu yana gözyaşları dinmeyen Seda'ya beklenmedik bir tepki verdi. Gerçekten çok doluyum ben ya. Vallahi bak Seda Allah aşkına topla kendini ya. Kalk biraz yüzünü yıka. Ya çok zoruma gitti.
gerçekten negatif doluyorum sürekli ve ben artık iyi değilim yani. Biraz toparlan yani. Of! Evde inanılmaz negatif bir hava var Gar. Her tarafta. Efe toplar nerede? Ne kodu? Ayrıldığında kod dağıtacaktım. Tamam. Esra da onayını vermedi ki şu gün dağıtılacak diye. Eyvallah. Alo. Oo, Abdi hoş geldin. Alo. Alo. Esra verdin mi onay? Tam da sen dedin ki spoiler oluyor, söyleme bir şey. E tamam. Tamam, ayrılsınlar. Bir bölüm lan, gelecek bölüme kadar ayrı kalsınlar. Gelecek bölümü de izleyeceğiz zaten. Onda ayrı kalsınlar. Bir sonraki yayına çekiyorum. Tamam, okey. Kardeşim şimdi, sen yemeğini yedin mi? 7. hafta. Yedim yedim. Ben de yiyebilir miyim? Tartışma... Afiyet bal şeker olsun. ...ların etkisi yeni tamam. Günde de süre dursun. Sıra ev halkı için Big Brother Türkiye evindeki en önemli mücadelelerde... Ah be abi! Ah be! Kardeşin et dürüm kendine kraçer mi be? ...den biri olan liderlik görevine geldi. 10 yarışmacı salonda toplanarak Big Brother'ın kendilerine seslenmesini bekledi. Ev halkı. Big Brother Türkiye'de artık 10 kişi kaldınız. Her biriniz hayallerinize ulaşmak için elinizden geleni yapıp bu evde kalmaya çalışıyorsunuz. 7. haftada da elenip gitmek istemiyorsanız birazdan vereceğiniz mücadeleyle bunu garantiye alabilirsiniz. Çünkü şimdi 7. haftanın liderini seçme zamanı. Liderlik görevi ev halkı için her hafta daha önemli bir hal almaya başladı. Evdekiler de bunun fazlasıyla farkında. Liderliği alan isim dokunulmazlık kazanarak eleme listesine adının verilmesi ihtimalini ortadan kaldırıyor. Haftanın lideri olmanın sorumluluğu bazen çok ağır olabiliyor ama yanında getirdiği dokunulmazlık için sanırım buna katlanabilirsiniz. Her hafta size liderlik görevi için hem benim eğlenebileceğim... Kanka, chat'e şöyle bir şey yazıldı. Eser'in kölesiyim, çok hot. Bunu yazan kişinin nicki. Eser'in garım, kolyesi değil mi? Eser'in kölesiyim, çok hot. Garım, sen onunla doymazsın. Eser'le seni çok benzetiyorum. Eser açlıktan Survivor'da sinir krizi geçirmişti. Sen de yayında geçirme lütfen, doyacağım bir şeyler ye. Ben sevginizle, saygınızla doyuyorum arkadaşlar. Eyvallah. Hem de sizin zorlanabileceğiniz görevler hazırlıyorum. Bir şey diyeceğim. Islanmanıza, evet. Yorulmanıza. Denize 0-0 atacağım derken Kebir Market'e 0-0 attım. Çok duygusal. İnşallah dönüş yapmışlardı, çok eğlenceli. Kebir Market mi? Evet. Bir şey olmaz abi. Abi hırsız var abi. Abi arkamda hırsız var. Hoş geldin Ege. Hırsız. Hoş geldin Çağrı. Ben hoş geldin canım. Hoş bulduk bir tane. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? İyiyiz. Basketi kim kazandı? Oğlum 4 tane maç yaptık, turnuva yaptık. Turnuvayı kazanamam. Bogdanovic. Bogdanovic. Görevler hazırlıyorum. Islanmanıza, yorulmanıza, direncinizin kırılmasına özellikle dikkat ediyorum. Çünkü liderliği gerçekten hak eden birinin almasını istiyorum. Size yine böyle bir görev hazırladım tabii. Haftanın lideri İdil. Arkadaşlarını alıp liderlik görevi için arenaya gidebilirsin. Kolyeye veda zamanı İdil. Kolyeye veda zamanı. Bir daha kazanırsa peki? Sanmam. Bu arada Kekeras 8841 200 bit yollamış. Abi OnlyFans linkini atar mısın? Aşık oldum sana demiş. Dostum. OnlyFans kullanmıyorum, teşekkürler. Arena. Ne ya? Onu biliyorum ben. İp çöze çöze gideceğiz. Arena'ya gelen ev halkı yeni haftanın liderini belirleyecek görev için çok heyecanlı. Süren heyecanları görev için hazırlanan platformu görmeleriyle şaşkınlığa dönüştü. Elimize soracağız, döne 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 gidelim. Ama Efe. 200 biti az önce azıcık dizimizi gösterdik. 200 biti bu. Heh, efendim kanka. Kimin hareketiydi o ya? Formu görmeleriyle şaşkınlığa dönüştü. Ha, Emrah'ın mıydı Gar?
Elimize evet. soracağız. Döne 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 gideceğiz. Altından geçeceksin, üstünden geçeceksin, altından geçeceksin, üstünden geçeceksin. E şuradan nasıl geçeceğiz? Oradan da döne döne geçeceksin. Big Brother bu hafta liderlik görevi için büyük liderlerin en önemli özelliğinden hareket ederek bir görev hazırladı. Gerçek bir lider ekibi içerisinde oluşan düğümleri rahatlıkla çözmelidir. Evet. Ev güzel halkı. Metafor. Gördüğünüz parkur boyunca birbirine karışmış ipler var. Belinize sizin için ayrılmış ipi bağlayacaksınız. Parkur boyunca dolanmış ipleri çözerek bitiş noktasına ilk ulaşan haftanın lideri olur. Hadi Gökçen be. Artık bir haftada liderlik be Gökçen'e. Ev halkı kemerlerini bellerine geçirdi. Aralarındaki dayanışma ne kadar yüksek olsa da az sonra büyük bir rekabet içinde haftanın lideri olmak için mücadele verecekler. Abi nasıl çözüyorsun? Arsel bilerek yarışmaz kazanmaz diyorum. Güzelim. Gideceğim buraya, döneceğim buradan. Gireceğim, döneceğim. O değil, şu aralardakileri nasıl gideceğiz? Bakacağız, bilmiyoruz ki sanki. Haftada üç defa yapmıyoruz. Zıplayacaksın orada. Alt üst, onu ayarlayacaksın zaten. Çözülecek o. Peki. Siren sesiyle göreviniz nereye başlar. Nereye çekiyorsun abi o tahtayı? Abi orayı ne yapacağız? Çözemedim ki ben. Yaklaşınca belki gevşecek bir şey olacak. Belki onlar çekecek falan. Ya da kaldıracağız. Bakalım bu görevde ipler kimin elinde olacak? Hepiniz... Vay gar. Niye herkes ipi çekiyor kanka? Sürekli metafor yapıyor görüyor musun? Bilmiyorum ki anlamadım. De kolay gelsin. Ev halkı nefeslerini tuttu ve 7. haftanın liderini şey, belirleyecek görevi başlatacak sirenin çalmasını bekliyor. Okey. Heyecanlanma, heyecanlanma. Patla şimdi. Ev halkı var gücüyle düğümlerini çözmek için çabalıyor. Bu görev için önemli olan iyi bir kondisyona ve hızlı çözüm yeteneğine sahip olmak. Ayak küçük olmaz. Seda kazanabilir. Dar hoya bak lan. Seda kazanabilir Efe. Allah. İplerden kurtulmak ve tahtaların arasından geçmek benim için zor değildi. Başkan senin ayağın çok uzuyor ya. Bir şey söyleyeceğim, kendimi nasıl doladım ya? Şaka mı yapıyorsunuz bana? Oğlum ne kadar tryhardlar lan. Ya şaka. Yavaşlar bu arada, o ayrı konu da. Yani tryhardlar. Burada bir eğilmeyeceğim olacaktı. Az siktir be. Hayim olacaktı bu da hayim. Hayim düştü. Hatırlıyor musun? Geçtiğimiz haftada hayim düştü. Düğümlerle problem yaşıyor gibiydi. Hayim yine düştü. Ya bu ne abi ya? Kendimi doladım ya İpe. Hüseyin yeni haftanın lideri olma konusunda iddialı. Karşısına çıkan düğümleri çözerken adeta kolunda bulunan denizci dövmelerinin hakkını veriyor. Hadi başkan. Vay be. Başkan değil, kaptan diyeceksin. Ya bu ne ya? Önceki ya bu ne ya? İki gün gerçekleşen Ersin Korkut stili anladın bu mı? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ya bu ne ya? Haftanın finalinde zorlu dakikalar yaşayan Seda ne yapıyor lan Ersin Korkut acaba? Dokunulmazlığı kazanmak için elinden geleni yaptı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Bir daha başka oyunu alamazsın, söyleyeyim sana. Hay Seda. 10 yarışmacının liderlik için verdikleri mücadele birbirinden güzel görüntülere sahne oluyor. Abi çözer, kendimi bağladım ben. Sen abi. Abi nasıl atacağım buradan? Geçmiyor ki oğlum, ben kaldım burada, kendimi bağladım. Arkadaşları çözdükleri ipleri ellerinde taşımayı tercih ederken Emrah farklı bir taktik denedi. Asiktir. 7000 IQ. 7000 IQ. Onur valla tekme atacaksın ha. Abi bunu mu çözeceğim ben? Hayır, onu çözmeyecek. Hiçbir şey çözmüyorsun abi. Ben
Ne yapacağız buraya ya? Alttan geçiyorum olmuyor, üstten geçiyorum olmuyor. Yani tabii arkanızda da metrelerce ip var. Hani bir böyle çıkmaza girdim kendi içimde. İnanılmaz sinir oldum yani. Onur, İdil ve Funda gerçek bir kaosun içine düşmüş gibiydi. Altlarından üstünden geçmem mi lazım bunun? Evet. Direkt böyle gidemiyor muyum ben? Al böyle giderim. Evin ağır abisi Hüseyin, liderliğe olan özlemini bir an önce sonlandırmak için kendince bulduğu taktiği uygulamaya koydu. Ancak Hüseyin'in taktiği söylediği özlü sözler kadar işe yaramadı. Ha, çıktım ben. Bravo be Hüseyin abi. Gar, biz bunu nasıl düşünemedik ya? Abi onları çözmen lazım hepsini. Abi, geri dön. Abi nasıl geçer ya? Buradan çıkmıyor ki bu. Bu da ben de çıkamıyorum, kendimi bağladım. Be. Ya ben burada kaldım. Ben oynamıyorum, sen bağla. Hadi Ertan, lidersin. Zorlu liderlik mücadelesinde ilk havlu atan İdil, hani konuşmuyordun iki gün, ne oluyor yarış ya? Bırakan İdil, arkadaşlarına destek verme görevini üstlendi. Sinan'a bak Allah. Abi bakacağına yapsana, çözsene, ben yapamam bunu. Hadi. Hadi sen abi. Oyunda ipleri çözmemiz gerekiyordu. Ve bir yer vardı ve o yer çok dar bir yerdi. Hani oradan o ipi nasıl geçireceğiz diye herkes birbirine sorguladı oyuna başlamadan önce. İdil şu an bu evde kimin lider olmasını istemez ki? Belki Onur. Yok. Onur'u da ister. Emrah istemeyebilir. Seda mı? Abi Hoy ile beraber daha az önce ağaç evde Hoy, Seda, İdil oturuyordu. Önce. Ama ben oraya geldiğim zaman oradan geçtim. Gittim. Yani hani ilk ben geçtim sanırım, fark edemedim ama ilk ben çözdüm. Aa, buldum. İçinden geç. Ha? İçinden geç, içinden. Bu dışarı doğru mu? Ya içinden geç işte bak. İçinden geç. Sen geç diyeceğin kendin geçsene hadi. Geçtim, gitti zaten. Hadi orası. Geç. Ben yapmayacağım. Yapsana. Bak Emre. Kendini potaya çıkartmanın ilk adımları geldi. Aynen öyle. Olmamıza rağmen destekledi. Orada da bir ayrı şok oldum. Hadi Arsel yapacaksın falan filan dedi. Böyle zaten orada da biraz vakit kaybettim. Hani bir döndüm falan. Ne alaka falan şimdi yani. Gibilerinden düşündüm. Çünkü oyunun başında da hiç... Ne alaka abi? Sinan görevin başlangıcında arkadaşlarından gerideydi. Ancak inanılmaz bir ivme yakalayarak Gökçen'le birlikte ilk sıraya ulaştılar. Ya gel. Gidemiyorum. Ağla Seda. Ağla Seda. Ağla Seda. Baksana. Çıkamıyorum ki. Oya ne oldu lan? Oy takıldı. Oyun başladığında böyle herkes ipin altından dışından çıktı. Oraya geldiğinde herkes orada bir durdu. Çünkü... Neyin taklidini yapayım Esra? Ha onun, tamam. Çünkü çok sıkışmıştı ipler böyle. Bir bulmaca gibi bir şeydi, bayağı bir sıkışmıştı. Onun için böyle aklını çalıştırman lazımdı. Ben de oyun başlamadan önce hani dedim acaba o ipleri belime mi bağlasam yoksa koluma mı bağlasam? Düşün dedim, koluma bağlasam daha mantıklı. Ne yaptın İdil? Kimin ağzının içine takmışlar mikrofonu? Değil abi. Oy. Ben yapamıyorum. Bırak. Bravo Onur, hadi geç kardeşim. Ya neyi geçeceksin kardeşim ya? Baksana kanka, şuna. Kanka ben kendimi düğüm dedim, çıkamıyorum. Ya yardım et. Onur düğümleri çözemeyerek İdil'le birlikte en geride kalan isim olunca kendini daha fazla düğümün içine sokmaya karar verdi. Hadi başka. Bu ne ya? İçinden geç. Abi bu ne ya? Tüm yarışmacıların var gücüyle mücadele ettiği liderlik görevine Arsel'in yaklaşımı ilginçti. Ben bunu istesem yaparım ha. Herkes. Arsel olur. Yapsana o zaman. Ya. Allah Allah, hadi sene. Kasmak istemiyorum.
Ya bir çözün şunu, çocuğu döveceğim şurada. Just chill ya. Yapsana. Arsene bir bak bana, bir şey diyeceğim. Bir bak. Bana ne? Yapsana. Hüseyin Başkan'ın birinci olmasını istedim. Gökçen'i mi gösterdi çünkü orada? O dönerken böyle uzunlamasına dönüyordu. Uzunlamasına dönünce de yer kalmıyordu bana. E onun da birinci olmasını istediğim için, lider olmasını istediğim için bu hafta bir duraksadım. Hani yol verdim, sen önden git. Ben zaten arkandan yetişirim gibilerinden. Emrah görevin temposuna dayanamayarak kısa bir mola vermeyi tercih etti. Aslında baştan hızlıydım. Sonrasında iple çok anlaşamadığımız için. Abi uzun biri yani için iple, çok zor bir şey bu ya. Alttan üstten geçme mevzusu mu? Aynen aynen. Evet bence de. Bana dolandı, ben ona dolandım derken çok samimi bir hal aldık, böyle sıkı fıkı olduk iple. İpi kendinden ya uzaklaştırmaya çalışırken bir biraz zaman kaybettim. Ya ben yapamıyorum ama benim. Çıkamıyorum. Ya ona da ağla. Seda boş şey yapma istiyorsan. Bravo Rez. Az bir sakin, birazdan ya. Ortağım Samet 4. ayını kutluyor. Seha demiş, Samet hoş geldin. Aleykümselam Samet, hoş geldin. Nice güzel aylarına hoş geldin Cansın. Hadisene ya Allah aşkına, hadisene. Olmuyor burada kaldım. Hız yapıyorsun. Aynen. İşte sen yapacağını biliyorsun, yapmıyorsun şu an. Kaldım ben burada. Platformun ileri ucundaki dörtlü Hüseyin, Arsel, Sinan. Değil abi, onu genişletip içinden geçeceksin. Bakalım ya. Bakalım 7. haftanın lideri kim olacak? İçinden geç. Abi gerçekten. Allah Allah. Çok hastayım ya. Gerçekten sikiyim ya. Ne yapıyorsanız hep yarışın. Bunu nasıl geçeceğim ya? Zeyn abi bak, alttaki ipi çekip içinden geç. Heh. Tamam, onun içinden geç şimdi. Hadi Sinan! Sinan gittikçe hızlanmaya başlıyor ve tüm arkadaşlarının bravo önüne geçiyor. Sinan. Sinan kendinden çok emin. Abi ben kendi kendimi düğümledim, buradan nasıl çıkacağım onu. Ya birader, kimse yazmıyor ki seni zaten. Bari sal da yazılan biri gelir alsın. Geliri kazansın. Biliyorum. Süre ilerlese de İdil dışındaki hiçbir isim pes etmeden ellerinden geleni yaptı. Çok az kaldı Sinan. Bitti zaten, gel. Tamam gel yanıma. Yapacak bir şey yok yani. Ben de şey bu nedir abi ya? Arsel, Hüseyin abi yapsanıza, ne bakıyorsunuz bizimkini ya? Bizimkini yanlış bir şey yapmış. Yani bizimki nasıl çıkar ki buradan abi? Görevde Arsel'le beraber sinirlendik ve dedik ki ya burası olmamış, hatta hadi bunu çözsün de göreyim falan filan dedim ben. Ama sonrasında çözdüm. Yani. Gökçen. Onlar çıkarttı mı? Sinan'ı önüne çıkan düğümler durduramayacak gibi. Haftanın lideri olduğu iki seferde de evdeki sorunları çözmek için mücadele veren Sinan, barışçıl, üçüncü kez Sinan lider olmak için önünde. Abi bu nasıl bir makam mevki koltuk düşkünlüğü be. İki düğümleri hızla çözüyor. Hadi Sinan son. Sinan bravo. Sinan babam da mevkiydi. Ya yanlış değil, bir öndekine gideceksin, oradan dolayıp geri geleceksin. İpi böyle döndürmüşler. Helal ya. Helal olsun onur. Sen ne yapıyorsun ya? Bekleyin, geliyorum. Ben kendimi düğümledim. Emrah ne haber? Kemerim çöz. Uğraşmayın, bitti bitti. Tamam şuraya. Uğraşmayın. Aa bu nasıl çıkar bitti buradan ya? Ha. Aferin ha. Sinan. Helal olsun. Ha. Seda kemeri çıkar. Adamsın. Bitti. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir de üstünden çıkıyor. Finish. Kemeri çıkıyor çıkmak için. Ha. Aa bu nasıl bir şey ya? Helal! Yes! Zorlu mücadelenin sonunda 7. haftanın lideri Sinan oldu. Sinan galibiyetini eve veda eden isimler Demir ve Hırsa bak hırsa. Ve Çağla'ya armağan etti.
Sorsan? Biz bu eve eğlenmeye geldik Onur kardeşimle. Sorsan hepiniz ya, beni severdiniz değil mi? Abi. Yok lan şaka yapıyorum. İçin. Çağla için. Sinan Big Brother Türkiye evindeki 7. haftanın lideri olarak toplamda 3. liderliğini kazandı. Ben hep şunu söylüyorum. Ummadık baş taş yarar. Burası hani... Ne? Ne? Ne yapar? Kanka öyle olmayabilir mi ya? Liderliğini kazandı. Ben hep şunu söylüyorum. Ummadık baş taş yarar. Burası hani Big Brother her an her şey değiştiği için artık beklemediğin şeyler olabilir. Ben bunu tweet atarım efe. Hemen abi ummadık baş taş yarar. Görseler görmeseler artık hani bence bu saatten sonra artık anlamışlardır hani ne kadar güçlü olduğunu. Sinan Şırnak değil mi? Hani anlamaz. Sinan Şırnak evet. Evet. Atalar da ileriki haftalarda zaten gösteririm kendimi onlara. Sinan. Big Brother Türkiye'de az siktir doğrusunu unuttum ha. Tüpnük piki. Yedinci haftanın lideri sen oldun. Tebrik ederim. Bravo. Benimle misin Şırnak? Şimdi liderlik kolyesini takabilirsin. Yani alkış bu kadar mı ya? Verme ip çözme sırrını en yakın dostuna. Dostuna. O da girer çözer başka dostuna. Dostuna. Dostum. Havaya salsalım mı? Sinan. Nütlü Suriye lafı. Ben bunlara çok gülüyorum ya. Tamam yeter daha okumayacağım. İki hafta boynunda gezdirdiği liderlik kolyesini üçüncü kez boynuna geçirmenin haklı gururunu yaşadı. Yes! Liderliği kazanarak bu hafta dokunulmazlığı elde ettin. Böylece Big Brother evinde bir hafta daha kalmayı garantiledin. Bu hafta eleme listesi için kimse senin adını söyleyemeyecek. Aynı zaman... Az siktir bir hafta zaten görevleri... Bir hafta görevleri Sinan okuyacak. Magar. Big Brother evinde her şeyin benim istediğim gibi yürümesini sağlamak da senin görevin. Kıtlayanmaya. Üçüncü liderliğin için seni tekrar tebrik ederim. 3 be. 3. Abartsaydın. Şimdi arkadaşlarınla beraber eve dönebilirsiniz. Bakalım yeni haftanın lideri Sinan'la ev halkının yeni haftası nasıl sürprizlerle geçecek? Hep beraber göreceğiz. Evet Sinan, lider olmuşsun bu hafta. Çok mutlusun üç ekibi. Göreceğiz. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? Evet chat. 54. 54 panorama kanka. He nice. 55 tamam. 106. 55. Chat. 106'yı şuraya koyuyorum. Saat 00:21. 2 dakika gidiyorum. Bir sigara attı içiyorum. Sigara attı. Ben de çay yapıyorum Efe kendime. O zaman chat'i de işte. Esoy'un derin muhabbetine bırakıp arkadaşlar 0-0. Efe telefonunu alırsan bir arayacağım seni. Niye? Kanka bir şey sormam lazım. Tamam. 27'de buradayız. Let's go. Okay. Chat nasılsınız?